Bugün sizlerle birlikte mesleğimizin geleceğinin tasarlanması ile ilgili üç önemli meslek kararlarımızla ilgili farkındalık eğitimlerinde birlikte olacağız. Tüm ilçelerde, yani 37 ilçemizde, 15 lokasyonlu bölgemizde bu eğitimleri vermeye devam edeceğiz. Öncelikle bu eğitimin planlanmasında ve hazırlanmasında emeği geçen Bağcılar temsilcimiz Sayın Taner Yüceğur ve Esenler temsilcimiz Bülent Fethi Eldeniz ve yardımcılarına teşekkür ediyoruz. Ayrı bir teşekkürümüz de bu salonu bize tahsis eden Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Çağırcı ve ekibine de teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Eğitimimiz 3 aşamadan oluşacak. Birinci sırada Oda Sekreterimiz Sayın Erol Demirel hizmet kalitesi meslek kararını yöneticimiz, yönetim kurulu üyemiz Cemile Kuzu da etik eğitimini ve başkan yardımcımız Turgay Kanarya ise mesleğimizin önemli sorunlarından biri olan haksız rekabetle mücadele yazılımı hakkında sunumlarıyla bizlerle birlikte olacaklar. Son olarak Oda Başkanımız bu farkındalık eğitiminin genel bir değerlendirmesini yapacak. Tabii ki mesleğin önemli bir sorunlarından biri olan bağımsız denetim süreciyle ilgili son gelişmeleri sizlerle paylaşacak. Tabii meslekteki önemli konularla da sizlerle paylaşarak toplantının genel bir değerlendirmesini yapacak. Ben şimdi konuşmalarını yapmak üzere TÜRMOB Genel Sekreterimiz Sayın Yücel Akdemir'i kürsüye davet etmek istiyorum. Buyurun Yücel Bey. Sayın Oda Başkanım, değerli oda yöneticilerim, değerli meslektaşlarım, TÜRMOB Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dikkat ederseniz bugün konulara baktığımızda her zaman alışık olduğumuz bir eğitim değil bu. Vergiyi konuşmayacağız bugün, SSK'yı konuşmayacağız, ticaret kanunu konuşmayacağız. Belki ilk defa bir eğitimin tamamında kendi sorunlarımızı, mesleği, meslektaşı konuşacağız. Aslında farkındalığa ilk adımımızı attık. Bunun adı farkındalık eğitimi. Bugün kendi iş sorunlarımızı konuşacağız. Belki bu eğitimler, muhtemelen bu eğitimler hızlanarak bundan sonraki aylarda, bundan sonraki yıllarda da devam edecek. Çünkü 25 yıl geçti aradan. Vergiyi her zaman konuşuyoruz. Diğer konuları her zaman konuşuyoruz. Mutlaka bu onlar da gerekli ama 25 yıllık gelinen süreçte pek kendi sorunlarımızı görüşme imkanı bulamadık. Sorunlarımız, problemlerimiz de devam ediyor. Haksız rekabet devam ediyor. Tahsilat sorunu devam ediyor. Belki bunları bu farkındalık eğitimiyle bu sorunlarımızın tamamını çözemesek bile kısmen de olsa büyük oranda azaltma imkanı bulacağız. Bunun sonuçlarını hep birlikte alacağız. Tabii bugün konuşacağımız konuda iki tane farkındalığı bu sorunların çözümü için yaratmamız gerekiyor. Birincisi kendi aramızdaki ilişkilerde bir farkındalık yaratmamız gerekiyor. Değerli konuşmacı arkadaşlarım, oda yöneticilerim, gerek etik konusunda, gerek haksız rekabet, gerekse mesleki ve kalite ve kurumsallaşma konusunda bunları size detaylı olarak anlatacaklar. Sadece özellikle burada haksız rekabetle mücadele etmenin kendi başına yeterli olmadığını, etik kurallara uymadan, mesleki kalitemizi yükseltmeden ve kurumsallaşmayı sağlamadan sorunların çözülemeyeceğini de hep birlikte arkadaşlarımızdan dinleyeceğiz. Bu çerçevede bunun diğer bir adı kendi aramızda bir uzlaşmamız lazım. Bir uzlaşma sağlamamız lazım. Aslında farkındalığın adı bu. İkinci farkındalık ise diğer mesleklere göre çok karma bir yapıya sahibiz.
diğer mesleklerden farklı olarak bizim meslek yasamızdan kaynaklanan çok ciddi sıkıntılar var. 5'e 4 olayı var. Diğer mesleklerde olmayan nispi temsil olayı var. Ünvan olayı var. Serbest muhasebeci arkadaşlarımız var. Mali müşavirler var. Yeminli mali müşavirler var. İki farklı odamız var. Bir tarafta mali müşavirler odası. Bir tarafta yeminli mali müşavirler odası. Sürekli devletten gelenler var. Özel sektörden gelenler var. İçimizden sıfırdan yetişen arkadaşlarımız var. Bir taraftan bu sorunların çözümüyle mücadele ederken kurumsal anlamda da bir farklılık yaratıp kendi aramızda bir uzlaşma sağlamamız gerekiyor. Bu uzlaşmayı sağlarken de mesleki konuda farklı düşünebiliriz. Siyasi konuda farklı düşünebiliriz. Dini inançlarımız farklı olabilir. Bunların hiçbiri önemli değil. Mesleğin başka türlü bir araya gelip uzlaşma sağlamazsak bu sorunları çözemeyiz. Burada da en önemli dikkat edeceğimiz konu, mutlaka ben her yerde söylüyorum, kurumlarda yöneticiler gelip geçici, tüm odada böyle, odalarımızda da böyle. Ama kurumlar kalıcı. Nasıl düşünürsek düşünelim, bu kurumsal yapıya sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü kurumların çatısı çökerse, bunun altında her zaman biz kalırız değerli meslektaşlarım. Buna özen göstermemiz gerekiyor. Çünkü bugüne kadar, bakın, baro 150 yıllık, tabipler odası 80 yıllık, mimar mühendis odaları 70 yıllık. Önce bu 25 yıla, biz daha 25 yıl, yolun başındayız. Önce buna sahip çıkmamız gerekiyor. Neden sahip çıkmamız gerekiyor? Yapılanlarda herkesin payı var. Eski yöneticilerimizin, yeni yöneticilerimizin, saygıyla anıyorum rahmetli aramızdan ayrılan meslek mensuplarının, stajyerlerin, sizlerin, çocuklarımızın, büroda çalışanlarımızın, eşlerimizin, hepimizin bunda katkısı var. Bu noktaya bir veya birkaç kişiyle gelmedik biz. Önce yaptıklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Ben birçok yerde iddialı söylüyorum, bakın. Eğitimlerimiz var, TESMER'imiz var. Niçin TESMER diyorum? Bana TESMER'in yaptığı eğitimlerin dışında Türkiye'de İçine şahide karışmamış bir tane sınav gösterebilir misiniz değerli arkadaşlar? Poliç koleji sınavları ortada. ÖSYM sınavları ortada. KPSS sınavları ortada. Her yıl hakkımızda araştırma yapılıyor. Bir tane şahide karışmamıştır bizim sınavlarımıza. Bazen söylemek zorunda kalıyorum. Diyorum ki benim oğlum 3 tane dosya yaktı, staja başlama sınavını kazanamadı diyorum ve hala kazanamadı. Üzüleyim mi, sevileyim mi onu da bilmiyorum ama bazen derdimi anlatmak için söylemek zorunda bunu kalıyorum. Buradan şuraya geleceğim. Zaman zaman farklılıklar oluyor. Bütünlüğümüzü bozmamamız lazım. Bu işin doğrusu arkadaşlarımızın sıkıntılarını odaya aktarması, odaların da TÜRMOB'a aktarması gerekiyor. Farklı zaman zaman algılar alıyorsunuz. Bunlar zaman zaman bize zarar veriyor. Yani şöyle ifade edeyim, sizden gelen her talep, ki İstanbul odamız öncelikle bu talebi bize iletiyor. Bu beyanname uzatma olur, başka bir sorunun çözümü olur, biz bunları yukarıya götürüyoruz. Kurumsal olarak kimseyle de yarış içinde değiliz. Burada tecrübemizi de kullanıyoruz. Ama zaman zaman farklı işte. Odamızın biri bazen basından takip ediyoruz. Efendim geçici verginin son dönemini kaldırdık. Kaldırılmasını biz de istiyoruz da neyi kaldırdınız? Dönüp tebliğ taslağına bakacaksınız. Nisan'daki kurumlar vergisi Mart'a, Mart'taki gelir vergisi Şubat'a çekiliyor. Bu şartla kaldırılıyor. Buna hazır mıyız değerli arkadaşlar? Ne olacak yarın? Biz geçici verginin son dönemini kaldırdık. TÜRMOB beyannamelerin öne çekilmesine engel olamadı. Bunları sadece bilin diye söylüyorum. Sonuçta yaptığımız çok ciddi işler var bakın değerli arkadaşlar. Bugün Kamu Gözetim Kurumu'nu konuşuyoruz, bağımsız denetimi konuşuyoruz. 25 yıllık çalışmaların çok büyük bir bölümünde ben İstanbul Odası'nın
da emeği geçenlere sizlere teşekkür ediyorum. Bakın 25 yıl önce bu örgüt dönmüş İzmir Senem Odası'na demiş ki sen Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu düzenleyeceksin demiş. 25 yıl önce dönmüş İstanbul Odası Türkiye Denetim Standartları Sempozyumu'nu başlatmış. Kimseyi daha bağımsız denetimin D'sini bilmezken, kimse Kamu Gözetim Kurumu'nun ismini bilmezken, biz bağımsız denetimi, muhasebe standartlarını, denetim standartlarını 25 yıldır konuşuyoruz değerli meslektaşlar. 25 yıldır konuşuyoruz. Bakın bugüne kadar tüm muhasebe standartlarını çeviren Türkiye Muhasebe Standartları Kurumu'nu kamu ile birlikte biz kurduk. Her türlü maddi desteği, bütçesini biz finanse ettik. Sizler finanse ettiniz. Türkiye Denetim Standartları Kurumu'nu biz kurduk. Onun için kimse yeniden, sıfırdan dünyayı keşfederek, bu yapılanları, bu tecrübeyi yok ederek, tek başına her şeyi ben keşfettim konularına girmesin. Bazen zaman zaman bazı arkadaşlarımızın gereksiz yere de onlara bu anlamda destek vermesi, lafın bazen üzülerek söylüyorum, gereğinden fazla buralara neyse ifade etmeyeyim, yağcılıkta bulunması bizi zaman zaman üzüyor, zaman zaman bize zarar veriyor. Bugün burada değerli arkadaşlarım, 3 tane konuyu işleyecekler. Etik, haksız rekabet, mesleki kalite ve kurumsallaşma. Bunların hazırlanmasında, tebliğ ve yönetmelik haline getirilmesinde, genel kuruldan geçirilip resmi gazetede yayınlanmasında İstanbul'da çalışan arkadaşlarımın, İstanbul Odası'nın çok büyük emeği var. Bunların taslakları, altyapılarının tamamı İstanbul'da hazırlanmıştır. TÜRMOB'la paylaşarak, TÜRMOB'da üzerine düşüp bu konuda yasal prosedürü yerine getirmiştir. Ben bu anlamda da teşekkür ediyorum. Bunlar başlı başına yeterli mi? Bu program, haksız rekabet programı yarın 2001-2015'te hayata geçtiğinde haksız rekabet tamamen sona erecek mi, ermeyecek? Bunun tabii bir altyapısı da var. Bunu bazı şeylerle, kamuyla birlikte desteklemek, altyapısını oluşturmak zorundayız. Keşke tebliğe falan gerek kalmasaydı, bu sorunları aramızda çözseydik. Tebliğle falan olmasaydı, keşke etik kuralları oluşturabilseydik. Bazı yeminli odalarımız, bazı meslektaşlarımız diyorlar ki biz yemin ettik, biz tekrar diyorlar etik değil miyiz diyen arkadaşlarımız var. Tam anlamıyla değiliz. İstanbul Odası'na bir yılda 1000 tane disiplin dosyası geliyor. Eğer etik olsaydık, eğer mesleki kaliteyi oluşturmuş olsaydık, bugün haksız rekabeti ve tahsilat sorununu konuşmamız olur değerli arkadaşlar. Varsa bunlar gerek demek ki etik kurallara, etik sözleşmesine, etiğin işlenmesine ihtiyaç var demektir. Peki destek olarak ne yaptık? Şunu ifade edeyim. Gelir İdaresi Başkanlığı ile birlikte Şubat-Mart aylarında toplantı yaptık. En son muhasebe kongresinde Gelir İdaresi Daire Başkanı'nda ifade etti. 3568 ile ilgili tek tebliğ çalışması var. Tek tebliğ muhtemelen ya Ekim ayında ya Kasım ayında yayınlanacak. Bunda neler var bu çalışmalara destek olan? Bir kısmımızın hoşuna gitmeyebilir. Başlıca konular şunlar. Bir, beyanname imzalamada üst sınır kalkıyor. Bu yolla biz mükelleflerin, vergi mükelleflerinin şifre almalarına engel olacağız. Haksız rekabetin başta gelen unsurlarından biri. Artık mükellefler ciroları ne olursa olsun kendi beyannamelerini gönderemeyecekler. Yani dolayısıyla müşterinin şifresiyle beyanname gönderen muhasebeciye engel olacağız. İkincisi, yeminli mali müşavirlerin danışmanlık sözleşmesine dayanarak gönderdiği beyanname dönemi bitiyor. Gönül istiyor ki tam tasdik sözleşmesine dayanarak da göndermesinler ama bu aşamada yapabildiğimiz bu sadece ve sadece tam tasdik sözleşmesi olan mükelleflerin beyannamelerini gönderecekler. Üçüncüsü ise şu, bizde oturtamadık hep diyorum ya sorun bizim aramızda. Arkadaşlarım anlatacaklar. Her şey bizim elimizde.
Üçüncüsü sözleşme imzalama. Aylarca, yıllarca anlattık aracılık sözleşmelerinin önemini. Kendinizi garantiye alın, bu sözleşmeleri imzalayın. Özellikle 3 nolu aracılık sözleşmesini çekmecenize koyun dedik ama maalesef öyle değil. Herkes bir liste yapıyor. Hayali tarih, istisnaları tenzih ediyorum. Hayali tarih, numara, listeyi gönderiyoruz gelir dairesinin sitesine, beyannameleri gönderiyoruz. Bu dönem artık sona eriyor aracılık sözleşmeleri. Bu tebliğle artık 1 Ocak'tan itibaren aynı yeminli mali müşavirlerde olduğu gibi meslek mensupları Ocak ayının sonuna kadar oturacaklar, mükellefleriyle sözleşmelerini imzalayacaklar. Haksız rekabet yazılım programında bu iş kolaylaşıyor. Bir tuşa basacaklar, üzerinde ücret de yazacak artık. Bunu Şubat ayının sonuna kadar zorunlu olarak Maliye Bakanlığı'na göndermek zorundayız artık. Göndermezsek beyanname gönderemeyeceğiz. Hoşumuza gider veya gitmez. Birinci husus bu. İkincisi ise artık tebliğ yayınlanırsa 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren muhasebecilerin tahsilatlarını banka kanalıyla yapmaları zorunlu hale geliyor değerli arkadaşlar. Artık herkes tahsilatını banka kanalıyla yapacak. Artık şunu konuşmayalım aramızda. Efendim muhasebeci gider parayı bankaya yatırır, bankadan çekerse ne olacak demeyelim. Artık dedim ya, bu sorunu biz halledeceğiz. Yapacak başka bir şey yok artık. Ancak siz sahip çıkarsanız bunlar hayata geçer. Yoksa istediğimiz yönetmeliği hazırlayalım, istediğimiz tebliğ hazırlansın. Özet itibariyle yeni dönemde değerli meslektaşlarım, artık sözleşme imzalayacağız. Sözleşmeler imzalanacak. İki, bu sözleşmeler asgari ücret tarifesine endeksli. Ben yukarısını geçtim. Hiç olmazsa bu sözleşmeler mecburen bakanlığa gittiği için asgari ücretten imzalanacak. Yine arkadaşlarım anlatacaklar. Programın getirdiği kolaylıkla biz artık bir başkasından defter alırken sistemde göreceğiz. Odanın denetimiyle de eski meslek mensubuna sormadan kafamıza göre hiç kimsenin müşterisini alamayacağız. Üç konu hayata geçiyor. Buna takviye olarak Ağustos ayında zaman endeksli ücret tarifesiyle ilgili çalışmalarımızı tamamladık. 2015 yılı ile ilgili Kasım ayında Maliye Bakanlığı'na zaman endeksi ücret tarifesinde götüreceğiz. Biliyorsunuz mevcut tarifemiz yeterli. Belki Maliye Bakanlığı haklı olarak bir yıl erteleyebilir, bunu zaman isteyebilir ama inanıyorum ki en kısa sürede zaman endeksi ücret tarifesi de hayata geçecek. Oradaki ücretler bugünkü tarifeye göre değil, gerçekten emeğin karşılığı ücretler. O tarife de bir noktada haksız rekabetin azalmasına yol açacak. Bunun dışında yine odalarımızdan gelen başka İstanbul olmak üzere özellikle teşekkür ediyorum. İstanbul odamızın vergi dairesi uygulama birlikleri ile ilgili bir çalışması vardı. O çalışmayı TÜRMOB'da revize ettik. 6 ay önce Gelir İdaresi Başkanlığı'na verdik. Şu anda inceliyorlar. Biliyorsunuz her vergi dairesi farklı uygulama oluyor. Umuyorum çalışmayı bitireceklerini söylüyorlar. Vergi dairesi uygulama birlikteliği rehberi de yayınlanır. Maliye tarafından vergi dairelerine, odamız tarafından da üyelerimize gönderilirse her vergi dairesinde farklı bir işlemle karşı karşıya gelmeyiz. Diğer konularla ilgili sadece şunu söyleyeyim, konuşmamı bitirmek istiyorum. Gerek gelir idaresinin önünde müsteşarın ayrı, gelir idaresi başkanının ayrı, Gümrük Ticaret Bakanlığı'nda, İş Ticaret Genel Müdürlüğü'nde, sosyal güvenlikle ilgili prim daire başkanlığından tutun İŞKUR'a kadar, hatta daha ileriye gidiyorum, MASAK'ın önünde dahi sizin problemlerinizle ilgili odalarımızdan gelen sorunlar ve sorunların çözüm önerileri var. Bunları çözmek için uğraşıyoruz. Bazen yasa değişikliği gerekiyor. Bazen bürokrasinin direnciyle karşılaşıyoruz ama ben inanıyorum ki bugüne kadar olduğu gibi sizlerin katkılarıyla, odalarımızın çalışmalarıyla hep birlikte bu sorunların üstesinden geleceğimize inanıyorum. Şimdiden hepinizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.
Evet, meslek kararımızın ilkiyle ilgili sunumunu yapmak üzere Sayın Erol Demirel'i kürsüye davet edeceğim. Buyurun. Çok değerli TÜRMOK Genel Sekreterim, Sayın Oda Başkanım, değerli kurul üyesi arkadaşlarım, sevgili meslektaşlarım, ben de sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum, hoş geldiniz. Ayrıca da bu katılım için, çünkü biliyoruz mesleki yoğunluğunuzun ne kadar çok olduğunu, çok kıymetli bizim için, bu katılımınız için de ayrıca gerçekten yürekten teşekkür ediyorum, hoş geldiniz tekrar. Evet, benim bugün sizlerle paylaşacağım konu biraz önce de ifade edildiği gibi kalite meslek kararımız. Kalite meslek kararı bildiğiniz gibi Aralık 2003 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak aslında yürürlüğe girdi. Bugün yani yürürlükte olan bir meslek kararını konuşacağız. Ama meslek kararının teknik ifadeleri ya da meslek kararının içine çok fazla girmekten ziyade bu meslek kararının özelinde aslında burada mesleki geleceğimizi konuşacağız. Ne yapmak istiyoruz? Nereye varmak istiyoruz? Bir yıl sonra, beş yıl sonra kendimizi, ofislerimizi, meslek şirketlerimizi nerede görmek istiyoruz? Nerede görmeliyiz? Bunu biraz sizlerle paylaşacağım. Yansıda gördüğünüz, slaytta gördüğünüz geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu yaratmaktır ifadesi Peter Drucker'a aittir. Belki bilmiyor olabilirsiniz. Son 50 yılın yetiştirmiş olduğu en önemli yönetim bilimcilerindendir. Çağdaş bütün yönetim bilimleri kavramlarının çok önemlilerini kendisi ifade etmiştir. Bunun tek cümle ifadesi şudur. Kendi geleceğimizle ilgili hepimiz zaman zaman oturup hayaller kuruyoruzdur. Düşüncelerimiz vardır. Ama eğer siz o hayallerinizi hayata geçirmek noktasında bir şeyler ortaya koymaya başlamıyorsanız, kendi stratejinizi oluşturmuyorsanız, o hayal, hayal olmaktan öteye gidemeyecektir. Gerçekten mesleğimizin pek çok sorunu var. Biraz önce de ifade edildi. Bunların önemli bir bölümü aslında bu mesleği yaptığımız müddetçe varlığını değişerek de olsa sürdürecek. Mevzuattan kaynaklanan sorunlarımız olacak, idarelerle aramızda ilişkilerden kaynaklanan sorunlarımız olacak, sektörel sorunlarımız olacak mesleğimizin, bölgesel sorunları olacak. Bunlar hep varlığını değişerek de olsa bir biçimde sürdürecekler. Ancak bazı meselelerimiz var ki, bazı sorunlarımız var ki, onları arkadaşlar mutlaka çözmek zorundayız. Çözümü noktasında masaya yatırmak zorundayız. Onlarla ilgili düşünmek, onlarla ilgili projeler oluşturup hayata geçirmek zorundayız. Hepimiz aşağı yukarı hepimiz işte tahsilat meselesinden sıkıntı çekiyoruz. Düşük ücret meselesinden sıkıntı çekiyoruz. Müşterilerimizi, büyüyen müşterilerimizi bir gün elimizden kaçırmaktan sıkıntı çekiyoruz. Onları yönetmek ayrı bir iş çünkü. Veya nitelikli insan gücünü, çalışanlarımızı elinizde tutmak ayrı bir sorun olmaya başladı. Mesleki saygınlığımız, itibar meselesi, gelecek kaygımız, sürdürülebilir bir takım bürolar, meslek şirketleri oluşturup bunları geleceğe devreder hale getirebilmek bizim bugün en önemli sorunlarımız. Bunları aşmak, bugünkü sohbetimizin benimle ilgili de aslında diğer arkadaşlarımın da konuları bunu çerçeveleyen konular, bununla ilgili neler yapıyoruz, neler yapmalıyız? Bir kere bu işlerin, yani bu sözünü ettiğimiz temel meselelerin mutlak çözümü birkaç noktada düğümleniyor arkadaşlar. Bir tanesi mutlaka artık bu içinde bulunduğumuz süreçte bir takım meslek ağları oluşturmalıyız. Güçlerimizi birleştirmenin yoluna gitmeliyiz. Ve kurumsal yapılarda mutlaka hizmet vermeye çalışmalıyız. Kaliteyi mutlaka kalite meselesini önümüze hedef olarak almalıyız. Hele hele mesleki uzmanlıklar muhasebe standartlarında olsun, denetimde olsun, diğer yönetim danışmanlığı konusunda olsun bu uzmanlıklara önem
vermek zorundayız. Birazdan sözünü edeceğim meslek kararında aslında bunun temel parametreleri bulunacak içinde. Aslında bunları sadece işte mesleki saygınlığı elde edelim, işte daha refah içinde yaşayalım düşüncesi, ihtiyari olarak işte bunu yapsak iyi olur değil. Bunlar aslında içinde bulunduğumuz dünyada, içinde bulunduğumuz ülkemizde aslında bize zorla da sistemin dayattığı şeyler. Ekonomik yaşamın dayattığı şeyler. Yani müşterilerimizin, bakın hepimizin işte bürolarında, iş yerlerinde 10, 20, 30, 50 müşterimiz vardır ama 1-2 tane motor ve müşterimiz vardır. 1-2 tane böyle o işin lokomotif olan müşterilerimiz vardır. Ve o müşterilerimiz kurumsallaşmak istediklerinde zincirinde en zayıf halkaları onlardır. Önce onlar giderler. Onları elimizde tutmak zorundayız. Bundan sonra daha da çok böyle olacak. Artık müşterilerimiz farklı alanlarda hizmetler veriyor. Rekabet çok büyük. Dünyada da böyle, Türkiye'de de böyle. Rekabeti yönetebilmeliyiz. Her şeyi bilemeyebiliriz. Bir meslek mensubu, ben dahil. Hiçbirimiz 2, 3, 4, 5 konularda uzman olamayız. Bir tane, iki tane meseleyi çok iyi yapabiliriz ama 10 tane konuda uzman olamayız mutlaka. Ya uzmanlarla birlikte çalışacağız, ya onlarla birlikte paylaşarak yeni ortaklıklar oluşturacağız. Bu söylediğim konular aslında, yani kurumsallaşma, kalite meselesi, öyle işte illaki 50, 100, 150 defter müşteri olması da gerekmiyor. Ya da işte çok büyük sayıda çalışanlarımız olması da gerekmiyor. Ya da işte 300, 500, 1000 metrekarede çalışıyor da olmamız gerekiyor. Çok ufak metrekarelerde de, çok az insan sayısıyla da çalışıyorsak, müşteri sayımız az da olsa bunun altyapısını oluşturmak zorundayız. Aksi takdirde gerçekten gelecek şu ki, giderek küçülmek, hatta belki de yok olmak riskiyle karşı karşıyayız. Bu meslek kararını da bu çerçevede değerlendirmenizi rica ediyorum. Bu meslek kararı aslında şirketlerimizi nasıl yönetmemiz gerektiği, müşterilerimizle olan ilişkilerimizi nasıl kurmamız gerektiği noktasında çok önemli parametreler, çok önemli ilk uçlarıyla dolu. Ve şunu belirtmek isterim. Bu meslek kararında meslek mensuplarının yapması gerektiğini söylenen her konu şu anda İstanbul Adası'nda bütün altyapısı hazırlanmış, bütün prosedürler oluşturmuş. Yeter ki siz isteyin, ben uygulamak istiyorum, bunu hayata geçirmek istiyorum. Her türlü hem teknik destek hem de mevzuat açısından veya dokümantasyon açısından her türlü destekte hazırlanmıştır. Yeter ki gerçekten kendimizle ilgili düşünelim. Bir yıl, iki yıl, üç yıl sonra nerede olmamız gerekiyor? Onu düşünelim. Ona ilişkin planlar yapalım. Bazen hakikaten bir takım meselelere bakarken, değerlendirirken doğruyu görmeyebiliriz. Baktığımız yerden doğru bazen hakikaten o doğru olmayabilir. Bazen o gördüğümüz şey gerçek olan doğruyla aramızda bir engel olabilir. O yüzden mutlaka bakış açımızı değiştirmeliyiz. Biz de zaten bu farkındalık sunumlarıyla bakış açımızı biraz farklılaştırmak, değiştirmek amacındayız. Eğer bugünkü sunumdan sonra sizler de bu yönde düşünmeye sizleri itebiliyorsak, teşvik edebiliyorsak bu sunumlar o anlamda başarılı olmuş olacaktır. Uzun yıllar vergi odaklı muhasebe yaptık. Hala da kısmen bu böyle devam ediyor. Ancak giderek sadece vergi muhasebesinin ötesinde, biliyorsunuz hayatımıza uluslararası finansal raporlama standartları, bağımsız denetim, iç denetim, yer yönetim danışmanlığı alanları, farklı uzmanlık alanları patır patır girmeye başlamakta. Bu konulara mutlaka artık ayrı bir önem vermemiz gerekiyor. Eğer mesele ayakta durmaksa, eğer mesele itibar kazanmak, para kazanmaksa mutlaka bu meselelere özen göstermeliyiz. Hatta mesele öyle bir yere taşındı ki pek çok bugün işte bizim de büyük olarak gördüğümüz, işini çok iyi yaptığını düşündüğümüz bazı meslek şirketleri, çalışmış oldukları şirketlere farklı uzmanlık alanlarında özel hizmetler vermeye çalışarak, özel hizmetleri pazarlamaya çalışarak onlara yeni değerler oluşturmakta, o yaratmış olduğu değerinde ortağı olmaya çalışmaktalar.
Biraz önce TÜRMOP Genel Sekreterimiz bazı başlıklardan söz etti. Tabii bu sözü söylediklerinizi hayata geçirebilmek için belirli konularda özellikle adım atmamız gerekiyordu. Yani itibar konusunda, ücret konusunda yarınlara devredilebilir, sürdürülebilirliği olan işletmeler olmak konusunda adım atabilmek için biz dört parametreyi son derece bu süreçte önemsiyoruz. Bir tanesi haksız rekabet meselesidir. Bunu zaten birazdan Başkan Yardımcımız Turgay Kanarge anlatacak. Hizmet kalitesiyle ilgili yani kurumsallaşma ile ilgili ben birazdan o meslek kararı neleri içeriyor onları sizinle paylaşacağım. Zamana dayalı ücret tarifesi meselesi son derece önemli konulardan bir tanesidir. Hakikaten emeğimizin değerinin, emeğimizin karşılığının doğru hesap edildiği bir sisteme artık geçmek zorundayız. Tabii ki ücretlerin bankalar yoluyla tahsilatı da belirli ölçüde hem haksız rekabet açısından hem de kurumsallaşma açısından önemli katkılar sağlayacak. Şimdi meslek kararına gelince 2013 yılının Aralık ayında yayınlandığını, yürürlüğe girdiğini ifade etmiştim. Nasıl bir içeriği var bu meslek kararının? Kısaca onu yansıda da görüyorsunuz. Amaç zaten amacı demin anlatmaya çalıştığım şeydir. Süreci yakalamaya çalışmaktır. Bu süreçte sizlere farklı bir perspektifte olaya yaklaşmanızı sağlayıp ona kaynak teşkil etmeye çalışıyor. Kapsam zaten bu süreç içerisinde. İş yerine ilişkin, iş yerinin kendisine ilişkin bir takım ilke ve esasları bu meslek kararı içinde barındırıyor. İş yerinin yönetimine ilişkin, iş yerinde verilen hizmetin yönetimine ilişkin ilkeleri bu meslek kararı içinde barındırıyor. Yine bu kalitenin gözetilmesiyle ilgili, bu kalitenin kontrolüyle ilgili, bu kalitenin güvencesiyle ilgili bazı düzenlemelere yer veriyor ve geçiş hükümleri ne zaman uygulanacak, ne zaman başlanacak, disiplin vesaire buna yönelik hükümleri düzenliyor. Demin söylediğim gibi bu meslek kararının kapsamı ister tek başımıza çalışalım, ister şirket olarak çalışalım, bütün meslek mensuplarını yani serbest çalışan meslek mensuplarının bu meslek kararı kapsıyor. İş yeriyle ilgili ilke ve esaslar konusunda özellikle mekan, güvenlik ve yazılım donanıma ilişkin bir takım temel parametreleri veriyor. Mesela nasıl bir mekanda bu faaliyeti sürdürmemiz gerekiyor. Dediğim gibi 50 metrekarede olsa, 500 metrekarede olsa bu değişmiyor. Yani verimli temelli bir mekan olması lazım. Nereden girecek, nerede oturacak vesaire gibi. Etkili iletişim ve koordinasyonun sağlanabileceği bir meslek bürosunun, bir meslek şirketinin en temel parametrelerine neler olması gerekir? O orada verilen hizmetin üretimiyle ve yönetimiyle ilgili neler olması gerekir? Buna ilişkin temel parametreleri belirliyor. Güvenlik dedim. Güvenlik artık gerçekten son derece önemli. Güvenliğe ilişkinde müşteri bilgilerinin güvenliğine yönelik, hizmetin güvenliğine, vermiş olduğumuz hizmetin güvenliğine yönelik ve sürdürülebilirliğine yönelik, çalışanın güvenliğine yönelik, varlıkların korunmasına yönelik bir takım temel parametreleri barındırıyor. Bildiğiniz gibi artık yani diğerleri bunu çok yapıyorlar zaten. Biz de yapmak zorundayız. Hele hele bağımsız denetim konuşuyoruz son günlerde. İç denetim konuşacağız veya bir takım uzmanlık, yönetim danışmanlığı gibi alanlarda teknik hizmetler vereceğiz. O zaman bilgilerin güvenliği son derece önemli. Bu bilgilerin güvenliği asgari koşullarda nasıl sağlanacak? Buna ilişkin parametreler var. Yine hizmetin güvenliğine yönelik belli parametreler var. Varlıkların güvenliğine yönelik. Yani varlıkların güvenliği dediğimde sadece o iş yerinde bulunan masanın, sandalyenin güvenliğinden söz etmiyorum. Aynı zamanda artık çok daha geniş bir alanda bu mesleği gerçekleştirebileceğimizin, hatta artık kendi bürolarımızda, şirketlerimizde değil, doğrudan doğru müşterilerimizin nezdinde bu hizmetleri gerçekleştirebileceğimiz için oralara taşınmış olan sabit kıymetlerimizin güvenliği de, laptoplarımızın, bilgisayarlarımızın güvenliği de son derece önemli. Bilginin güvenliği yani son derece önemli. Buna ilişkin neler yapmak gerekiyor? Neler olursa o güvenliği sağlamış oluruz. Neler olursa bu güvenliği sağladığımız takdirde kalitenin koşullarını yakalamış oluruz. Bu parametrelerden söz ediyor. Yazılım donanımla ilgili de yine işte mobilya ile ilgili, teknik ekipman veya yazılım programları ile ilgili asgari olması gereken nitelikleri belirtiyor.
Yine iş yerinin dilim yönetimine ilişkin ilke ve esaslar bu meslek kararı bünyesinde var. Kurumsal yönetim dediğimiz teknik bir ifadedir. Şey yapmayın, bu artık ticaret kanununa da fazlasıyla hiç asıl mesele o bürolarımızın, meslek şirketlerimizin kişilere bağımlı olmadan da biri olmadığında öbürünün öbürünün yerine geçtiği sürdürülebilir netlik temelinde kurumsal yapıların oluşturulması için gerekli olan bir şey. Buna ilişkin hangi koşullar, neler olması gerekiyor? O iş yerinin yönetimi, insan kaynaklarının yönetimi, insan kaynaklarımızı nasıl yöneteceğiz? Hep söylüyoruz, hep söylüyorum. Yani biz artık çalışanlarımıza hangi gözle bakmalıyız? Çalışanlarımız artık bizim sıradan gelip geçici iş yaptığımız kişiler değil, onlar bizim uzun vadede belki iş ortaklarımız gözünde bakmalıyız. Ta onları işe alırken, onlarla birlikte çalışırken uzun vadeli planlar yapmak zorundayız. Buna ilişkin bazı temel prensipleri, temel ilkeleri bu meslek kararı belirliyor. İnsan kaynakları ile ilgili söylediğimde en önemli konulardan bir tanesi hakikaten tüm kurumsal yapılarda, tüm kurumsallaşmış olan şirketlerde işe almadan, işe son vermede, onun eğitiminden, meslek kariyerinden ta ki performans yönetimine kadar bazı temel parametrelerin baştan belirlenmesi gerekiyor. Bu meslek kararı bunun da asgari standartlarını söylüyor. Yine iş yerinde verilen hizmetin yönetimi, yani bir eğer kaliteden söz ediyorsak, iş yerinde verilmiş olan hizmetin de kalitesinin belli standartları olması gerekiyor. Burada hizmet nasıl uygulanacak? Bir müşteri nasıl kabul edilecek? Kabul edilmiş olan müşteriye verilmiş olan hizmetle ilgili geri dönüşler dahil olmak üzere. Yani tam bir aslında rehberliğin bir anlamda altyapısını oluşturuyor bu meslek kararı. Müşteri ilişkilerimizi nasıl yöneteceğiz? Hizmetin tanıtımına ilişkin, pazarlanmasına ilişkin bu ortamda müşteriyle sürdürülebilir bir ilişkinin kurulabilmesi için neler yapılması gerekiyor? Bunlar aslında birer know-how. Bunların hepsinin çalışmaları İstanbul Odası bünyesinde teker teker yapılmış durumda. Küçük ve orta büyüklükteki tüm meslek bürolarının uygulanabilir hale getirilmiş durumda. Yeter ki biz bunu yapmak istiyoruz deyin. Bunların bütün altyapısı hazırdır. Ve yine bu meslek kararının bir bölümü de peki bu kadar çok şeyin yapılması gerekiyor. Bunların nasıl gözetilecek? Bunlarla ilişkin takip ve koordinasyon nasıl sağlanacak? Odalara TÜRMOV'a bu anlamda düşen görevler nedir? Ta eğitim birimlerinin, danışma birimlerinin oluşturulmasından destek hizmetlerinin verilmesine kadar neler yapılması gerekiyor? Buna ilişkin de bu meslek kararında hükümler var. Yine son olarak meslek kararının geçiş hükümlerine ilişkin düzenlemeleri var. Bu geçiş hükümlerine ilişkin düzenlemeleri de biliyorsunuz, demin söyledim. Meslek kararı 2013 senesinin Aralık ayında aslında yürürlüğe girmiş bir meslek kararı. Bu meslek kararı yürürlüğe girmiş olsa da bu meslek kararının zorunlu olarak uygulanmasını sağlayacak olan esas düzenlemeler, yani uygulanmazsa ne olacağına ilişkin düzenlemelere ilişkin disiplin hükümlerinin uygulanması 1-1-2016 tarihinden itibarendir. Dolayısıyla meslek kararının çıktığı günden 1-1-2016 tarihi olan süre tamamen bunların anlaşılması, kavranması, uygulamaya yönelik çalışmaların başlatılması için geçecek olan süredir. Yani bir anlamda buna ısınmak, bunun eğitimini almak, bunun bize olan faydalarının ne olduğunu hissetmek ve uygulamaya başlamak için geçerlidir. Dediğim gibi bununla ilgili tüm çalışmalarımızı hazırlamış bulundayız. Yeter ki sizler evet biz bunu yapmak istiyoruz dediğinizde bir soru gelmişti bundan önceki seminerde. İşte ben insan kaynakları prosedürümü yazmak istiyorum. Acaba ben kendim mi bununla uğraşacağım? İnsan kaynakları prosedürünü yazmak denilen bir olay var. Müşteriye hizmeti vermek için müşteri ilişkileri prosedürü var. Bunların hepsi yazılmış durumda arkadaşlar. Bunların her biri yazılmış durumda. Yeter ki siz alacaksınız, size çıkan burada bir angarya bir iş de yoktur. Alacaksınız üstünüze, eğer ufak tefek değişiklikler de yapabilirsiniz. Üstünüze kendi meslek şirketinizin ismini veya kendi adını soyadınızı yazarak sizin insan kaynakları prosedürünüz olacak. Bu kadar basit. Esas mesele o bize ne katacak? Bunları hayata geçirirsek bize ne katacak bölümüne yoğunlaşmamız? Bu meslek kararını zorunlu bir meslek kararıdır bu. Uygulamak zorundayız endişesiyle değil. Bu meslek kararı bizim hayatımıza çok şeyler katacak. Biraz önce sözünü etmiş olduğum
mutlaka halletmemiz gereken meseleleri, geleceğe kendi ofislerimizi taşıma meselesini, mesleki saygınlığı ve itibarı kazanma noktasını, haksız rekabetin en azından çok çok daha az seviyelere indirilmesi noktasında yaklaşın bu meslek kararına. Göreceksiniz ki o zaman ancak biz daha kurumsal yapılarda hizmet verenlerle rekabet edebilir, edebilme şansını yakalayacağız. Burada son olarak size birkaç başlıkta TÜRMOB'un bir yol haritası var bununla ilgili. Yani işte takım şeyler sizler tarafından bir taraftan gerçekleştirilirken ama bir taraftan öbür tarafta da neler yapılması gerekiyor. Bir kere mutlaka bir hizmet birimi odalarda oluşturuyor. İstanbul Odası'nda bu hizmet birimi oluşturuldu bile. Şu anda kurumsallaşma birimimiz var. Bütün dokümantasyonlarını hazırlamış. Kendi oryantasyon çalışmalarını hazırladı. Artık sizden gelecek talepleri önümüzdeki süreçte bekleyeceğiz. Tüm odalarda bu altyapı oluşturulacak. Veya bir ardından işte bunların duyuruları, bugünkü farkındalık sunumları bunun bir parçasını oluşturdu. Aynı şekilde yine farklı mesleki düzenlemelerde, farklı kanunlarda etkileşimleri varsa mevzuatın entegrasyonunu sağlanacak. Bir taraftan eğitim sertifikasyonları hazırlanacak, bir taraftan kalite belgeleri hazırlanacak. Yani bu işe girmiş olan arkadaşlarımızın kalite düzeyiyle ilgili onlar sertifikalandırılacak. Yine bu meselenin uygulanmasına yönelik en önemli konulardan bir tanesi, evet yapıyoruz, uyguladığınız denildiğinde bu yönetim yazılımı meselesidir. Bunu da yine TÜRMOB bu yönetim yazılımı konusuna da çalışmalarını tamamlayacak. Sizlerin ofislerinizde, şirketlerinizde kullanabileceğiniz bir yönetim yazılımı da hayata geçecek. Tabii ki son başlık yine bu yol haritası içerisinde kaynak gerekebilir. Ben çok çok daha büyük ya da orta halli, daha küçük bu işi yapmak istiyorum. Ona yönelik bir takım kaynak sorunlarımız söz konusu olabilecek. Bu kaynaklara da nasıl ulaşabilir? Uluslararası fonlardan tutun da ulusal bir takım fonlara kadar bunlarla ilgili araştırmalar yapmak, bunlarla ilgili sizlere kaynak göstermek konusunda da çalışmalarını sürdürecek. Ben sözlerime son verirken hakikaten bir başarı hikayesi diyebileceğiniz bir anekdotu, bir yaşam hikayesini sizinle paylaşarak sözlerime son vermek istiyorum. Arkadaşlar 4 Temmuz 1952 günü 34 yaşında bir kadın Pasifik Okyanusu'na dalarak Katarina Adası'ndan 21 mil uzaktaki Kaliforniya'ya doğru yüzmeye başlar. Eğer başarılı olursa bunu yapan ilk kadın olacaktır. Adı Florence Chadwick olan bu yüzücü Manş Denizi'ni her iki yönde geçen ilk kadındır aynı zamanda. O sabah su vücudu soğutacak, uyuşturacak kadar soğuktu. Ve sis o kadar yoğundu ki beraberindeki tekneleri ancak seçebiliyordu. Milyonlarca insan televizyonlarının başında onu izliyordu. Köpek balıkları ve dondurucu soğuğun etkisini hiçe sayarak 15 saat boyunca yüzdü. Yakındaki bir teknede annesi ve antrenörü bulunuyordu. Adaya çok yaklaştıklarını, devam etmesi gerektiğini ısrarla söylüyorlardı. Ancak o kendisini sudan çıkarılmasını, tekneye alınmasını istedi. Azimli yüzücü Kaliforniya kıyısına sadece yarım mil kala sudan çıkışının nedenini bir süre sonra şu şekilde açıkladı. Karayı görebilseydim eğer başarabilirdim. Evet, vazgeçmesinin nedeni ne yorgunluk ne de aşırı soğuktu. Tek nedeni arkadaşlar sis yüzünden karayı görememesiydi. Evet, o hayatın aslında bir gerçeğidir. Bir şeyi başarabilmek için ortada gözle görülür, elle tutulur bir hedef olması gerekir. İşte sizlere gözle görülür, elle tutulur, başarımız için bir hedef ortaya koyuyoruz. Artık her şey sizin elinizde diyoruz. Biz bundan sonra da yanınızdayız. İyi çalışmalar diyorum, teşekkür ediyorum. Evet, Erol Bey'e güzel sunum için teşekkür ediyoruz. Yine farkında olmamız gereken ama mecbur olmadığımız bir meslek kararımız. Mesleki eğitim tebliği ile ilgili açıklamaları yapmak üzere Sayın Cemile Kuzu'yu davet ediyorum.
Buyurun Cemile Hanım. Sayın Oda Başkanım, değerli kurul arkadaşlarım ve kıymetli mali müşavir arkadaşlarım. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bugün size etikle ilgili bir sunum gerçekleştireceğim. Sunumumu 3 bölümde yapacağım. Genel olarak etik nedir? Mesleki etik nedir? Ve TÜRMOB'un etikle ilgili yol haritasını, yani eğitimle ilgili TÜRMOB'un yol haritasından bahsedeceğim size. Biraz önce Erol Demirel arkadaşım, oda sekreterimiz Erol Demirel arkadaşım, meslekteki kaliteden bahsetti. Meslekteki kalitenin yükseltilmesinden bahsetti. Benden sonra da başkan yardımcım Turgay Kanarya arkadaşım haksız rekabeti anlatacak. Ben de etiği anlatıyorum. Mesleğin kalitesinin yükselmesi, mesleki etik değerlerin yaygınlaşması haksız rekabeti azaltmaz mı arkadaşlar? Hepsi bunlar bir zincirin birer halkası değil midir? Bu fotoğraf size ne söylüyor? Bu fotoğraf Afrikalı bir gazeteci tarafından Sudan'da çekilmiş. Sudan'da açlıktan ölümle pençeleşen siyahi bir kız çocuğu ve onun ölümünü bekleyen akbaba. Fotoğrafçı bu kareyi çekiyor. Akbaba fotoğrafı çektikten sonra oradan uzaklaşıyor. Ama kız çocuğunu kaderiyle baş başa bırakıp bir an önce fotoğrafını ajansa yetiştirmek için mekandan ayrılıyor. Tabii gazetede basılıyor fotoğraf ve büyük yankı uyandırıyor. Bazı gazeteciler diyor ki, görevini yaptı, çok güzel, kaç gazeteciye nasip olur böyle bir fotoğraf çekmek? Bazıları da diyor ki, orada bir insan var. Niye onun hayatını kurtarmadın? Sert eleştiriler geliyor fotoğrafçı Kevin Carter'a. Kendisini savunmak için şöyle diyor. Ben gazeteciyim, kurtarma ekibinde çalışmıyorum. 1994 yılında Kevin Carter bu fotoğrafıyla ödül alıyor. Aradan 3 ay geçmiyor ki intihar ediyor Kevin Carter. İntihar etmeden önce yakınlarına bir sürü not bırakıyor. Bu notlardan bir tanesi de şöyle. Fotoğraf makinamı bırakıp kız çocuğunu yardım çadırına götürebilirdim. Ama o an sadece gazeteci olduğumu düşünüyorum. Şimdi ise önce insan olduğunu diyor. Günümüzde de böyle değil mi? Günümüzde de bir yanda açlıkla mücadele eden insanlar, bir yanda onların bir yıllık belki geçimini bir öğünde tüketen insanlar. Evet, her şey mesleki imaj ve saygınlığımızı en üst seviyeye çıkarmak için. Da bizim elimizde. İşte bu toplantılar bu çabanın en önemli parçalarından bir tanesi. Asıl olayımız farkındalık yaratmak. İş adamının iş etiği, siyasetçinin siyaset etiği olsa, siyasetçiler seçim öncesi toplantılarında yapamayacakları eylemleri vaat ederler mi bize? Eğitimin iş ettiği olsa, öğretmenler okuldan sonra
ücretli parayla öğrencilerine ders verirler mi? Biz meslek mensupları için de meslek ettiği bize gerekiyor. Meslek ettiği bizim için kaçınılmaz artık arkadaşlar. Sizce etik nedir? Ahlak nedir? Etikle ahlak aynı şey midir? Aralarında bir fark var mıdır? Nedir etik? Nedir ahlak? Ahlak, bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda olduğu kurallar, yazılı olmayan kurallar. Ahlak toplumdan topluma değişebilir. Bugün bizim toplum için ahlaki değerlerle Avrupa'daki bir başka toplumun ahlaki değerler arasında fark vardır. Ahlak sınıflar arasında da farklılık yaratır. Burjuva kesiminin zenginlerin ahlak anlayışıyla kırsal kesimde yaşayan insanların ahlak anlayışı farklıdır. Ahlak zamana göre de değişebilir. 1900 yılların başındaki ahlak anlayışıyla 2000 yılındaki ahlak anlayışı aynı mı? Etik ise iyi ve kötü davranışları irdeleyen bir felsefe dalıdır. Etik, diğer bir ifadeyle kabul edilebilir ile kabul edilemeyen davranışları irdeleyen felsefe dalıdır. Etik evrenseldir arkadaşlar. Etik bir grubu ya da bir meslek camiasını ilgilendiren iyi ve doğru olduğuna, iyi doğru, adil yanlış olduğuna irdeleyen ve doğru adil olduğuna karar verilen kurallardır. Muhasebecinin etiği her yerde aynıdır. Türkiye'de de aynı, Avrupa'da da aynı, Amerika'da da aynı. Onun için etik evrenseldir diyorum. Etik, doğru ile yanlışı, haklı ile haksızı, iyi ile kötüyü, adil ile adil olmayanı irdeleyip bunları ayırt etmeye ve doğru, haklı, iyi, adil olan davranışların yapılmasıdır. Etik bize söylüyor diye yapılması gereken davranışlar değil. Gerçekten inandığımız, gerçekten bunun doğru olduğuna, adil olduğuna inandığımız ve uyguladığımız davranışlardır. Özetle etik, adalet, tarafsızlık, dürüstlük, saydamlık, hesap verilebilir, kamu yararını gözetmek. İyi davranışlar, sorumluluk, görev, erdemlik, hak gibi kavramlardır etik. Bizim mesleğimizde ise meslek etiği, güven ve saygınlığı en üst seviyeye ulaştırmak için. Etik ilkeler, bireyleri, grupları, mesleği olası zararlardan korumak için aslında. Toplum için karar vermiyor muyuz biz? Bizim yaptığımız işten toplum faydalanmıyor mu? Etik, muhasebede etik, mesleğimizin insan yanı. Biz hizmet veriyoruz. Hizmetimizden de insanlar faydalanıyor. Mesleğimizi yaparken yasal düzenlemelerimiz var. Yasal düzenlemelere göre defterleri tutuyoruz. Yasal düzenlemelere göre finansal tabloları hazırlıyoruz. Ama bizim kendimizin özgür olduğu alanlar da var. Orada yargı veriyoruz. Orada iyi kötüyü irdeleyip doğru olduğuna inandığımız bir yargı veriyoruz. İşte meslek etiği bize burada lazım. Meslek etiği bize burada gerekiyor. Kendi kişisel değerlerimiz var. Meslekten beklentilerimiz var. Kazanç bekliyoruz bu meslekten. Gelecek bekliyoruz. Profesyonel sorumluluklarımız var. Bütün bunları yaparken bir yandan da dürüst olma, tutarlı ve doğru kararlar vermek gibi sorumluluklarımız var. İşte meslek etiğimize buna da gerekiyor. Meslek mensubu olarak etik, müşterilere, topluma,
halka ve diğer uygulamacılara yarar sağlamak, doğru düzgün finansal tabloları sunmak, yani dürüst resim ilkesine göre finansal tabloları sunmak. Bunun için de meslek mensuplarının uzmanlaşması, sorumluluk bilinci taşıyan, güvenilir olması gerekiyor. Meslek etiği bize bunun için gerekiyor. Etik ilkeler bir örgüt içinde etiğin kurumsallaşması için örgütün genel değerler sistemi ve amaçlarını tanımlayan, verilen kararların bu ilkede uygunluğu için rehberlik eden bir mekanizma aslında. Bütün meslekler kendi etik kurallarını geliştirmekte ve kamuyla paylaşmakta. Peki bizim mesleğimizde ne oldu da tekrar şimdi etik görüşmeleri var, etik sunumları var, etik tebliği çıktı? 2001 yılı tabii ki Enron olaylarıyla. 2001 Enron olaylarından sonra tekrar finansal tablolardaki güveni sağlamak için etik kurallar tekrar gündeme geldi. Ve tekrar Amerika'dan başlayarak dalga dalga bütün dünyaya yayıldı. Bütün amaç düzgün, tarafsız, kullanıcılığı yanıltmayan finansal tabloları çıkarmak ve meslek mensubuna güveni sağlamak için. İş ilişkilerinde yöneliş de böyle. İş ilişkileri de artık insanlar güven arıyor. Güveni nasıl vereceğiz arkadaşlar? Güveni nasıl sağlayacağız? Pek tabii ki yaptığımız işler referanslarımız. Ama güven, meslek ettiği güveni, güvenin altını çizmez mi? Meslek ettiğine uymak, meslek ettiğine uyan meslek mensuplarının yaygınlaşması mesleğimizi daha saygın hale getirmez mi toplumda? Etik sadece bizim uymamız gereken kurallar değil. Aynı zamanda çalıştığımız arkadaşlar da performansımızı da yükselten ilkeler. Etik, meslek içi rekabetin belli kurallara bağlamak, mesleki sorumluluk bilincini kazandırmak, güvenilir, saygın meslek mensupları kitlesi oluşturmak ve tabii ki bu etik değerlere sahip olmanın haklı gururunu yaşamak için gerekiyor. Yapılan araştırmalara göre etik çalışmalardaki stresi de azaltıyor. Özetlersek, meslek etiği ve mesleki bilgiye sahip meslek mensubu, kaliteli hizmet verecek, toplumda mesleğin saygınlığı yükselecek, meslek mensubuna güven artacak, iyi bir imaja sahip olunacak, toplumda kabul görmeyi, meslek toplumda kabul görmeyi sağlayacak. Etik eğitimleri için Turmobun yol haritasından bahsetmek istiyorum. Etik eğitimleri bütün meslek mensuplarına, bağımlı çalışan, bağımsız çalışan, bütün meslek mensupları isteklilik temelinde katılabilir. Etik eğitimlerinin konusu etik bilgisi, etik duyarlılık, etik yargı ve etik davranışları kapsayacak. Turmobun portalından müracaat edilecek. İlk 20 saat internet ortamında eğitim alınacak ve 15 gün içinde, 2 haftada bu eğitim tamamlanmış olacak. Bu eğitimi tamamlayan arkadaşlar bağlı oldukları odadan 2 günde 6 saat yüz yüze eğitim alacaklar. Bu eğitimlerde daha çok vaka analizleri olacak. Tıpkı gazetecideki olduğu gibi bizde de meslek mensubunun ikilemde kaldığı konularla ilgili vaka analizleri çalışması yapılacak. İki eğitimi de tamamlamış olan meslek mensubu arkadaşlarım etik sözleşmesi imzalayacak. Ve bağlı oldukları odanın listesinde etik sözleşmesi imzalamış meslek mensupları arasında adı çıkacak. Etik ilkelere uymamanın cezası yok arkadaşlar.
sadece etik ilkelere uymayan meslek mensubu o listede adı silinecek. Kendi isteğiyle de meslek mensubu bu listeden ayrılabilir veya mesleği bırakarak da ayrılabilir. Benim de çok sevdiğim Gandhi'nin sözleriyle devam etmek istiyorum. Söylediklerinize dikkat edin, düşüncelerinize dönüşür. Düşüncelerinize dikkat edin, duygularınıza dönüşür. Duygularınıza dikkat edin, davranışlarınıza dönüşür. Davranışlarınıza dikkat edin, alışkanlıklarınıza dönüşür. Alışkanlıklarınıza dikkat edin, değerlerinize dönüşür. Değerlerinize dikkat edin, karakterinize dönüşür. Karakterinize dikkat edin, kaderinize dönüşür. Yine Victor Hugo'nun iyi olmak kolay, zor olan adil olmaktır. Asıl olan onurla bitirilmesi gereken hayat değil mi? Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkürler. Evet değerli arkadaşlar, Cemile Hanım'a teşekkür ediyoruz. Yine mesleğimizin önemli sorunlarından olan haksız rekabetle mücadele ile ilgili önemli bir projemizi sunmak üzere Sayın Turgay Kanarya'yı davet ediyorum. Buyurun. Merhaba sevgili Sayın Başkan, değerli kurul arkadaşlarım, saygıdeğer meslektaşlarım, hepinizi İstanbul Mali Müşavir Odası Yönetim Kurulum adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, haksız rekabet mesleğimizin önemli sorunlarından biridir. Haksız rekabet odalarımız kurulduğundan beri odalarımız bununla mücadele etmekte. Haksız rekabetin en yoğun yaşandığı yıllar 2007 yıllarında haksız rekabetle mücadele adına TÜRMOB, TÜRHAK'ın kurulmasını, daha doğrusu oluşturulmasını karar verdi. Bununla ilgili bir yönetmelik yayınlandı. Tabii bunun arkasından da Yeminli Mali Müşavirler Odası'nda ve Mali Müşavirler Odası'nda birer haksız rekabet kurulları oluştu. Oluşan bu kurullarla haksız rekabetle mücadelemiz başladı. Değerli arkadaşlarım, son 5 yıllık çalışmalarda, TÜRHAK'ın yaptığı çalışmalarda bir şey vardı. 4 unsurun çok büyük haksız rekabete yol açtığı göründü. Bunlar üzerine bir çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada 2013 yılında mesleki karar alındı. Yani mecburi meslek kararı alındı. Değerli arkadaşlar, tabii bunu neden söylüyorum? Teknolojiyle çalışan bir meslek örgütümüz. %98 teknolojiyle beyannamelerle dahil olmak üzere çalışıyoruz. Tabii ki yapılan tüm çalışmaların alt tabanı da gelen evraklı da manuel olması beklenemezdi. Bunlarla yapılan mücadele gerekliliğe ulaşmadı. Bu yüzden teknolojik bir haksız rekabetle yazılım yaptırdı TÜRMO. Bunu da mesleki karar olarak da yayınlattı. 1-1-2015 tarihinden haksız rekabet 1-1-2015 tarihinde yürürlüğe girecek mecburi meslek kararlarımız. Buna göre sözleşme yapmadan hizmet veremeyeceksiniz. Ücret almadan ya da eksik ücret alarak hizmet verilemeyecek. Önceki meslek mensubunun borcunu ödemeden o mükellefe hizmet verilemeyecek. Değerli arkadaşlarım, bir de stajyerler ve bağımlı çalışan, büroda bağımlı çalışan meslektaşlarımız o bürodan ayrıldıktan sonra 2 yıl içerisinde o müşterilere hizmet verebilecek. Evet, bunlar mesleğimizin gereği, bunlar üzerine bir çalışma yapıldı. Sunumum 4 boyutta. Birincisi sorunlar,
İkincisi hedefler, üçüncüsü yararları ve yazılımın kendisi. Sorunlar. Değerli arkadaşlarım, müşterinizin ücreti zamanında ödememekte. Hatta zaman hiçbir ücret almadan da mükellefe hizmet vermektesiniz. Bu mesleki sorunumuzun en başında gelmektedir. Meslek mensubu müşterinin borcunu ödemeden gitmesinden dolayı büyük zararlara uğruyor. Her büroda büyük bir yıkıntı yaratıyor. Hemen hemen tüm büroda giderken bırakılan alacak büyük boyutta. Bu da mesleki açıdan haks rekabeti körükleyen bir unsur. Evet değerli arkadaşlarım, bu mesleki anlamda temel bir sorun. Ücrette meslektaşımızın aldığı mükellefinin bir alt ücret teklif etmek. Yani ücret kırmak. Çok yaygın bir şekilde karşımıza çıkıyor. Defter gidişlerinde en büyük sorunlarımızdan biri. Bir de tarifeyi doğru hesaplayamıyoruz. Ücret tarifesine bakıyoruz ve karşısında görmüş olduğumuz fiyatı alıyoruz. Yani bilançoysa bilançonun karşılığı nedir? O kadar. Peki bunun parametreleri, iş hacmi, işçi sayısı, şubeleri, çokluğu, beyanname, hayır bunları yok. Sadece karşında gelen parayı alıyoruz. Tabii böylece kaliteli hizmet vermemiz beklenebilir mi? Bu da haksız rekabeti yaratan en büyük unsur. Evet, üç temel ayrıca hedefimiz var. Bu yazılımın üç temel özelliğinden biri de sözleşmenizi çok hızlı bir şekilde hazırlıyor. Hesaplarınızı daha doğrusu basit ve doğru bir şekilde yapıyor. Yani yapılan hesaplamamız çok basit bir şekilde önünüze geliyor. Bildirim, odaya bildirimlerimiz hemen hemen hepsi otomatik olarak kendisi veriyor. İkincisi ise oda yöneticilerinin işini kolaylaştırıyor. Bir bilgi deposu oluşuyor bizde. Bu bilgi deposuna göre de odamızın ve haks rekabet kurullarının işi kolaylaşıyor. Yani geç gelen adaletin adalet olmadığı gibi. Yazılımın üçüncü temel unsuru ise haks rekabet büyük ölçüde ineceğini umuyoruz. Evet, bu yazılımın yararları nelerdir? Bu yazılımın en büyük yararı meslek mensubunuzun hak ettiği ücreti alması. Alacağını zamanında tahsil etmesi. Kaliteli hizmet vermeye devam etmesi. Bu da meslektaşımızı, iyi meslektaşlarımızı korumak adınadır. Fakat bunu engelleyen bir unsur da var. Demin Sayın Genel Sekreterim de söyledi. Bizim açımızdan da problem. Şirketlerin şifre alması. Bizim imzamız olmadan hemen hemen hiçbir beyan verilemiyor. İki unsur daha açık. Bunlar şirketlere verilen şifreler, bir de 4 nolu aracılık sözleşmesi. Şimdi bu sözleşme ile ilgili demin Sayın Genel Sekreterim söyledi, kaldırılacak diye. Ama gayrimenkul sermaye redi 4 nolu tebliğiyle, yani 4 nolu aracılık sözleşmesiyle verilmeye devam edecektir. Bunu da buradan bilgi olarak vereyim. Bu da ortadan önümüzdeki yıl kaldırılacaktır. Yani böyle bir mükellef kitlemiz, meslektaş kitlemiz var. Beyanlarını tamamen bunun üzerinden veriyor. Rakamlar nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bana dosyalar geldiği için diyorum. 15 lira. İki esnaf yan yana, biri sözleşme yapıyor. 120 lira. Biri 15 lira serbest meslek makbuzu kesiyor. Adalet bunun neresinde? Haksızlık mı arıyorsun? İşte bu. Böyle yapan meslektaş sayısı bayağı çok. Bilir Dairesi Başkanımız Sayın Dakın da bundan şikayetçiydi. O yönden de bunu kaldırılması hepimiz açısından da iyi olacak. Değerli arkadaşlarım, ücret almadan hizmet vermesi ortadan kalkacak. Evet, bu konuda
sizlere yazılım geldiği zaman sizlere bu bilgiyi vereceğim. Artık ücretinizi almadan kesinlikle hizmet veremeyeceksiniz. Hatta hesaplanan ücret altında dahi tahsilat yapıp işlem göreceksiniz. Yani bazı arkadaşlar buradan şunu söyleyebilir. Ya biz işte tahsilat gireriz, işte öderiz, meslektaşı mükellefinden bu tür şeyler ortadan kaldırın. Tam tersi. Yazılım otomatik olarak yapıyor. O yazılıma sizin müdahale etme şansınız yok. Bunu mükellefinize anlatacaksınız. Daha doğrusu müşterinize anlatacaksınız. Müşterinize bunu anlattığınız takdirde müşteriniz bunu kabul edecektir. Demin Sayın Genel Sekreterim de söyledi. Banka aracında zaten ödemeler kayıtlara yılbaşından sonra geçecek. Evet, açış konuşmamda da ifade ettim. Alınan hizmete verilmesini önemli. Odamıza vereceğimiz ücreti, vereceğimiz beyannameler artık bir yazılımda verilmeyecek. Evet, hizmeti aldığınız yerde o işlem hacimlerine, sayılarına, ihracata ve diğer kısımlara bakacağız ve bunlara göre de bu beyannameleri dolduracağız. Asgari ücreti basit bir şekilde yapılacak. Size de sadece oradaki parametreleri doldurmak kalacak. Bir önceki meslek mühendisi işi bıraktığını mutlaka bileceksiniz. Yazılıma geldiğim zaman size mutlaka üstünde göstereceğim. Vergi numarasını girdiğiniz zaman diğer meslek mensubunun işi neden bıraktığını göreceksiniz. Yani iki şık, üç şık, dört şık değil. Ücretten mi? Yoksa mevzuat gereği mevzuatın dışındaki eylem yapmaya mı gitmiştir müşteri? O da orada görecek. Evet, bir önceki meslekten ücret ödemeden iş kabulü yapılamayacak. Değerli arkadaşlarım, bakın burada bir güzel bir örneğimiz var. Bu projenin, yani haksız rekabet yazılımı projenin ilk uygulandığı yer Zonguldak'ta uygulandı. Zonguldak'ta bu yazılım hayata geçirildiğinde oradaki meslektaşlarımız bu yazılım çerçevesinde bir meslektaşımız defterlerini bıraktı. Mükellef iade ücretini alamadığından. Öbür meslektaşlarıma müşteri gittiğinde hiçbiri almadı. O ücreti ödemeden alamayız dedi. Ve inatçı bir müşteri, daha doğrusu kendisi Bolu'ya kadar gidiyor. Bolu'daki meslektaşımıza da mükellefi, yani oradan hizmet almak istediğini söylüyor. O da almayacağını söylüyor. Çünkü o da Zonguldak odasına bağlanıyor ve oradan aldığı bilgi de ücretten dolayı gittiği için. Bu meslekte dayanışmanın en güzel örneği arkadaşlar. İnanın hiçbir şey zorlukla olmayacak. Birbirimizi desteklemek zorundayız. Bu dayanışma örneğinden dolayı ben Zonguldak'taki meslektaşlarımı kutluyorum. Evet, fiyat kırma olayı dediğimiz olay bu. Siz 1,5 milyar lira gibi bir fiyatla defter bakarken bir başka meslektaşım asgari ücret tarifesi diye çıkıyor, 300 lira teklif ettiği zaman bu haksız rekabet mi? Tabii ki haksız rekabet. Bu yeni yazılımda o arkadaşınızın ücretini göreceksiniz. Onun altında bir sözleşme yapmanız imkanı yok. Onun altında yapmayacaksınız. Yani buradaki haksız rekabet, ücrete dayalı bir haksız rekabet yaratmış oluyorsunuz. Bunu bu yazılım önleyecek. Ha, gerekçeniz çok yerindeyse orada alt kısımda bir kutucuk açacağız. Oraya gerekçeyi yazacaksınız. Mantığını. İnandırıcıysa sorun yok. Yoksa sizi yazılım uyaracak, sizinle ilgili oda haksız rekabet kurulu işlem yapacak diye. Evet, bildirimler ortadan kalkıyor. Çünkü bu yazılımla birlikte sözleşme hizmeti, değerli arkadaşlar, şu sözleşme meselesi gerçekten sıkıntılı bir konu. Birçok arkadaşımız sözleşmesiz, daha doğrusu sözleşmeyi yapamadığını, vakti olmadığından dolayı yapmadığını söylüyor. Evet, doğrudur. Ama şunu unutmayın. Eğer bir dara düşerseniz, o mükellefle, o müşteriyle sıkıntı yaşayacaksınız.
mükellef, daha doğrusu müşteriniz sizi hiçbir şekilde sıkıntıya sokacak. Bir, icra kabiliyetiniz yok. Tahsilatınızı tahsilat olarak alamazsınız. İkincisi, fazla sıkıştırdığınızda odaya şikayet diyor. Ben de sözleşme yapmadan hizmet vermiştir. Karşılığı kınamadır değerli arkadaşlar. Çalışma hesap usullerinin 23 ve 24'üne göre nasıl yapacağınız disiplin yönetmeliğinin G maddesi de açık hüküm var. Sözleşme yapmadan hizmet veremezsiniz. Arkadaşım, abim, dayım, yok böyle bir durum arkadaşlar. Lütfen bunu bir kenara koyun. Çünkü bizler sonuçta mevzuat gereği o mesleki disiplin kurulu yönetmeliğine bağlıyız. Değerli arkadaşlarım, bir de stajyerler ve bürodan ayrılan bağımlı arkadaşlarımız, maalesef defter olayı. Bürodan ayrılırken yıllar hizmet veriyorlar. Hizmetin karşılığında da bir ücret alıyorlar. Ama zaman içerisinde müşterilerinizle iyi ilişkiler kuruyorlar. Yani kurdukları ilişkilerle boyutları değişik. Sonunda oradan ayrılırken o müşteriyi alıp gidiyorlar. Şimdi yeni bu yazılımla birlikte ne stajyer ne meslek mensubu olan bağımlı arkadaşım 2 yıl geçmedikçe o bürodan hizmet veremeyecek o müşterilere. Bir de şöyle bir açılımı var onun. Eğer ki meslektaşımız izin verirse diyor. İzin verse bile yazılı olmasına dikkat edin. Her iki tarafında sıkıntı yaşanması için. Evet, bu veri tabanı, maliyede böyle bir veri tabanı var. Yani bilgisayar veri tabanını çok güzel kullanıyor. Bilgi depolama merkezi çok kuvvetli Maliye Bakanlığı. KDV'de bile 35 kişi denetim yapabiliyor. Bizim bilgi kapasitemiz de, daha doğrusu odalarımızın ve TÜRMOK'un bilgi kapasitesi çok yüksek seviyeye çıkacak. Bilgiler otomatik olarak önümüze gelecek. TÜRMOK'un yarınlarda çok daha mesleğin gelişmesi adına çok büyük eylemler içine girebilir. Ne gibi? Müşteri kısıtlaması gibi. Yani bunlar şöyle ileriye baktığım zaman olmayacak şeyler değil. Artık belli kapasitelerin üstündeki bürolar var. Bunların da artık kendine çeki düzen vermesi gerekiyor. Bir de haksız rekabetle ilgili tüm mevzuata uymayan arkadaşlarımızı bu bilgisayar ortamında, daha doğrusu web tabanı üzerinden incelemesi yapılacak. Tahsilatlar yapılacak. Kontrolleri. Sizin adınıza verdiğiniz tüm beyannameler, fesihler, sözleşmeler tek tek kontrol edecek. Yani sizin hakkınız korunacak. Teknolojik olarak. Çünkü bize verdiğiniz bu bildirimi 7 çeşit içinde çapraz kontrol yapacak. Ve oda yöneticisinin önüne bir bilgi notu düşecek. Mesleki dayanışma. Zaten bu yazılımın amacı mesleki dayanışma arkadaşlar. O yüzden mesleki dayanışmamızı daha da kuvvetlendireceğine inanıyoruz. Evet, ben şimdi yazılımı size anlatacağım. Yazılımın yararlarını. Yazılımın neler getirdiğini sizlere sunacağım. Şöyle bir alayım. Değerli arkadaşlar, şimdi sizlere nasıl kullanacağınızı öncelikle anlatayım. Yazılımı İstanbul Mali Müşavir Odası üyesi olduğunuz için odamızın web tabanlı olan odamızın sitesine gireceksiniz. Girdiğinizde internet şubesi görünen kısma girip tıklayacaksınız. Ve orası size şöyle bir bölüm açacak. Bu bölümden girdikten sonra da haksız rekabette mücadele yazılımı var. O yazılıma tıkladığınızda karşınızda bu görüntü. Şu anda görmüş olduğunuz. Şurada görmüş olduğunuz kavramlarda artık yeni sözleşmeyi bu yıl yapacaksınız. Çünkü geçmişe dönük bir sözleşmeniz yok. Bu yıl yaptığımız bu sözleşmelere göre de bir dahaki senelerde bir daha sözleşme yapmayacaksınız. Bütün parametreleri dolduracaksınız. Tüm bilgileri. Ondan sonra sözleşme yapmak yok. Evet, şu görmüş olduğunuz birinci bölümü karşınıza gelecek. Müşterinizin vergi kimlik numarasını yazdığınızda karşınıza, eğer sizden eve bir müşteriniz meslektaşınıza eğer borçluysa, yani diyelim bunun adı İhsan Yalçın olsun. İhsan Yalçın arkasında 5.000 lira borcu vardır diye sizi uyaracak.
Daha sonra buradaki tüm yazılımları dolduracaksınız. Vergi kimlik numaralarıyla. Önümüzdeki yıl diyelim ki Ankara'da bir mükellef dahi alsanız size otomatik olarak gelecek. Bir daha sizin kayıt girildiğinde bir daha girmenize gerek kalmayacak. Evet, tabi olduğu usul, yani bilanço mu, serbest meslek mi, gelir mi diye bu usulü girdikten sonra da üçüncü bölüme giriyoruz. Bakın şu sağ tarafta neler var? Aks rekabet yazılımın en büyük yararları. Ankara'ya devamlı bağırdığınız konular bunlar değil mi arkadaşlar? Bakın. BABS. Bakın şurada daha iyi müşteri bildirimleri var. Mükellef bildirimleri. Bunlar hepsi size maddi olarak Maliye Bakanlığı çünkü açmış olduğu parametreler aralığı. Bunu destekleyen Maliye Bakanlığı'nın tarifesidir. Şu kutucuğa bastığınızda yüzde hangi oranda olduğunu size belirtecek. Diyelim çoklu KDV ise %10 diyor. Yani tariflerin üstüne %10 olarak ekliyor. Şubede ikinci şube ise %20 gibi ekliyor. İşçi sayısı da ona göre artıyor. VABS formu ki yıllardır sıkıntı yaşamıştık. %4 olarak size ücret olarak yansıyacak. Yani artık Angarya'nın karşılığı hizmet verip de karşılığını alamadığınızda bu mantıkta baktığınız zaman artık karşılığını aldığınız Angarya Limak'tan çıkacak. Bunu doldurduktan sonra şu köşede, şu alt köşede öbür sayfaya geç komutunu alıyorsunuz ve size o birinci tabloydu. Birinci tablo biliyorsunuz ücretinizi defter tutma ücretlerini belirleyen bir unsur. 2 ve 3 defter dışındaki kısımlar, yani süreli danışmakta dahil olmak üzere kısımları belirtiyor. Evet, bu hesaplama ek hizmet olduğu için buraya yazdığınız rakamları hesaplıyor otomatik olarak. Şuradaki butona basarak ek geliyor. Evet, şu anda size bir tarife göre bir sözleşme değeri düştü. Bakın şurada size bu göre geldi. Asgari ücret tarifesinin altında. 704 lira olan ücreti meslektaşımız 400 lira. Tahmin ediyorum arkadaşımız burada düşüncesi ilk söylediğimiz haks rekabet unsuru olan tarifedeki değeri yazdı. Bu da eklerin ödeneğiyle birlikte. Eğer bunu açıklayıcı bir bilgi olarak şuraya yazabilirse, yazmadığı sürece zaten onay vermeyecektir. Burada bunu özellikle belirteyim. Şuranın onay vermesi mümkün değil. Ancak iyi bir gerekçe yazacaksınız. Zaten burada size şöyle bir yazı çıkacak. Asgari ücret alt iş kabul edilemez. Buna rağmen devam etmek istiyorsanız onay gerekçenizi yazın. Güzel bir gerekçe yazıldı. Takdirde bir de şuradaki tarifeden sürekli danışmanlık dışındakiler de tek tek ek olarak tariflerin 2 ve 3. bölümüne göre de yapılacak. Defter tutmada buradaki meslektaşımız normal tarifenin üstünde aldığı için hiçbir sorun yok. Direkt onay yapar. Karşınızda otomatik olarak sözleşmeniz çıktı. Artık sözleşmeden dolayı haksız rekabette şikayet olmayacaktır. En azından yapmadığı için. Evet değerli arkadaşlar, burada görmüş olduğunuz sözleşme. Sözleşmeyi görüyorsunuz. Hazırlandı 3 nüsha olarak. Şu anda bunu sizlerden tek bir ricam var. Şu an için 3 nüshayı ıslak imza olarak müşterinize imzalatın. Daha sonra KEP devreye girdiğinde sizlerin o KEP'in yarın elektronik ortamda imzalayacaksınız. Bir sorun ortadan kalkacak. Ama şu anda mevcut durum ıslak imza ile yapmanız gerekiyor. Sözleşmeden dolayı burada şu bölümde size pencereler olacak. İptal tuşu var. Burada bir pencerede imza tuşu var. Fesih tuşu var. Bunlardan onayladığınız takdirde bakın şu aşamaya geldikten sonra silinmeyecek. İptal dairesine silinmeyecek. Bilgi bankasında kalacak. Siz istediğiniz zaman bunları görebileceksiniz. Size has bir pencere var orada. Sadece sizin görebildiğiniz. Mükelleflerinizin üstte tahsilatları takip edebileceksiniz bu programda. Evet, bir de demin ilk başta gördüğünüz bölüme girdiğimizde bir vergi numarası koymuştuk. Oraya girdiğinizde size şöyle bir yazı çıkarsa. Burada diyor ki, defter tutma göre sözleşmeye aykırı davranıyorsunuz. Yani meslek sözleşmesi devam eden meslek mensubu var. Dikkat diyor, uyarıyor.
Normalde teklif etmek bile bir meslek yasamıza göre suç. Ama arkadaşımız burada uyarıda tüm meslektaşımızın bilgileri veriliyor. Bu bilgilere göre de meslektaşımızı aramasını uyarıyor, çıkıyor. Evet, değerli arkadaşlarım, bir konu var. Bu da eğer feshi ettiğinizin nedeni neyse, şunları şurada görüyorsunuz. Hangisi diyelim, müşteriye ulaşamamak deyip kutuya bastığınızda bırakma sebebiniz, burası yeşil artı oluyor. Sizin açınızdan bu kabul edilmiştir. Alttaki şurada bir buton var, bastığınızda kabul bilgisayara otomatik olarak geçiyor. Damga vergisi hala, Sayın Genel Sekreterimiz de söylediği gibi, yasal anlamda damga vergisi sizin adınıza ve mükellef adına otomatik olarak yapıyor. Ama bizim içimizdeki niyetimiz inşallah diyoruz, kaldırılır damga vergisi. Bu niyetteyiz ama sadece niyetle de olmuyor. Gördüğüm kadarıyla da damga vergisini kaldırma ihtimali Genel Sekreterimiz söylemine göre şu anda yok. Müşteriden gelen ödemeleri, evet demin de dediğim gibi, haksız rekabetin ikinci amacına uygun olarak tahsilatların takibi. Şuraya yazılacak olan tahsilatlarınız şu rakam tahsil edilmek zorunda. Diyelim yıl sonuna kadar tahsil edemediniz hesabı, bir yıl sonra sözleşme yapamayacaksınız. Çünkü haksız rekabet yaptığınızdan dolayı size hakkınızda sözleşme gelecek bilgi notu olarak. Değerli arkadaşlar, müşterilere devir teslim tutanağı, fesihteki şikayet konumuz veya bilgilendirme neyse aynısını buraya yazacaksınız. Şuraya tabii bilgilendirme dahi olsa o giden defterin kimlere gittiğini bilmek zorundayız. Yani 20 tane, 30 tane bir kişiye gidiyorsa onu dahi bileceğiz ve onun da kendi içinde incelemesi yapılacak. Şikayet konumuzu çarpı koyup gönderdiğinizde bu haksız rekabet kurulunun önüne gidecek. Gelelim devir teslim tutanağına. Aslında buradaki meslektaşlarımız en önemli şey bu. Savcılıklarda birçok meslektaşım maalesef bundan dolayı sıkıntı yaşıyor. Defteri götürmeyen mükellef, ben defteri almadım diyor. Aslında vermiş. Mükellefin korkusundan dolayı da götürmediğinden sıkıntı, meslektaşlarımız hakkında bu tür bir sıkıntılar yaşanıyor. Sizlerden ricam, defter konusu biraz sıkıntılı. Yazdığınız gibi bir yıl sonra gönderin, verin, teslim edin. Ama mutlaka şu tutanan bir çıktısını alarak imzaladın. Islak imza ile. Sizden savcılıklara giden arkadaşlarımız bu konuda muzdarip olduğunu bildiğimden dolayı bilgi vermek istedim. Değerli arkadaşlar, benim anlatacaklarım bu kadar. Aslında alt baremleri, daha farklı şeyleri var ama şu an için size sadece görsellik olarak sunmak istedim. Ben sözlerimi diğer arkadaşlarım gibi bir hikayeyle bitirmek istiyorum. Eğer izin verirsiniz. Değerli arkadaşlar, bir bilge okulunda iki öğrenci arka sıralarda oturmuş sohbet ediyorlar. Sohbetin bir yerinde arkadaşı diyor ki, ya diyor, ben diyor şu hocamıza öyle bir soru sorayım ki hocam bilemesin, bilemesin ve mahcup olsun diyor. Değerli arkadaşlar, aşağıya öbür arkadaşım diyor ki, olamaz, mümkün değil, mümkün değil diyor. Çünkü diyor, o bize çok bilgi verdi, bizi eğitti, ona bunu yapamayız diyor. Fakat öbür arkadaşı onu ikna ediyor. Hocasının karşısına gidiyorlar. Hoca, hocam diyorlar, benim elimde bir kelebek var. Yaşıyor mu, can, yaşıyor mu, yaşamıyor. Daha doğrusu canlı mı, cansız mı? Tutuyor. Hoca gözlerinin içine bakıyor ve gülümsüyor. Yaşıyor dese sıkacak, ölecek. Yaşamıyor dese elini açacak, bırakacak. Evet, hoca gözlerinin içine bakarak diyor ki, her şey sizin elinizde diyor. Değerli arkadaşlar, haksız rekabetle mücadele odamızın, tüm okulumuzun sorunu ama mesleki dayanışma ve saygınlık sizin elinizde diyorum. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Sayın Turgay Kanarya'ya teşekkür ediyoruz.
kapanış konuşmasını yapmak üzere Sayın Oda Başkanımız Yahya Arıkan'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Evet, saygılar arkadaşlarım, değerli kulesi arkadaşlarım, hoş geldiniz. Nasıl buldunuz sunumları? Yorumunuz nedir? Tabii ben asıl alkışı sizlere yapmak istiyorum. Çünkü günlerdir iki temsilcimiz hem Bağcılar hem Esenler temsilcisi ciddi bir emek verdiler sizi buraya toplamak için. Telefon trafiğini çok işlettiler. Bu anlamda hem onlar bu katkılarından dolayı kendilerine ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Ama asıl teşekkürüm sizlere. Lütfen kendinizi yürek dolusu bir alkışlayın arkadaşlar. Teşekkür ederim. Bugün herkes o kadar cansız ki, ya böyle alkış mı olur, kendiniz alkışlıyorsunuz, beni niye güldürüyorsunuz, kendiniz arkadaşlar, biz zikredelim ya, yapmayın. Öyle benden iki dakikada kurtulma şansınız yok, kusura bakmayın. Arkadaşlarım konuştuğu için iki katı kadar konuşacağım arkadaşlar, anlaşalım artık. Şimdi, tabii hiç üzülmeyin, temsilci arkadaşlarıma sesleniyorum. Bu son gayretleriniz, bu toplantıyla ilgili. Hiç merak etmeyin. 1-1-2015'ten itibaren genel kurulda kabul ettiğimiz zorunlu eğitim yönetmeni yürürlüğe girdiği zaman bize Bağcılar temsilcisi aman Esenler'le birlikte değil, ayrı büyük bir yerde yapalım diyecekler. Aynısı Esenler'le diyecek. Hiçbir sorun yok. Bu son. Biliyorsunuz genel kurulda kabul ettiğimiz yönetmenlik vardı. Epeydir bekliyor. Bir maddesinden dolayı yargıda da kazandık TÜRMOB olarak. 2015'te uygulama geçtiği zaman arkadaşlarım böyle olağanüstü bir efor sarf etmelerine gerek kalmayacak. Bak Taner'in sakalları bembeyaz kaldı. Değil mi Taner'ciğim? Şimdi ben asıl bugünkü gündemki konulara girmeden önce müsaadenizle oda ile ilgili birkaç minik bilgi vereceğim size. Biliyorsunuz eğitim çalışmalarımız sürekli yaşantımızın vazgeçilmez bir olgusu. Yine eğitimler planlanıyor. Özellikle bu dönem TESMER İstanbul Şubesi olarak beş ana konuda çalışmalar planlandı. Muhtemelen Kasım ayından itibaren bu yaygın eğitimlere başlayacağız. Güncel muhasebe vergi ve SGK uygulamaları bir konu. Şirketler muhasebesi bir diğer konu. Vergi ve SGK teşvik uygulamaları üçüncü konu. Bağımsız denetim ve de TFRS eğitimlerimiz yayın olarak tüm İstanbul genelinde gerçekleşecek. Yine Ekim ayında iki tane eğitimimiz var. Oda olarak biliyorsunuz ayrıca TESMER dışında oda olarak aylık eğitimler planlanıyor. Bir tanesi 22 Ekim'de e-fatura, e-defter üzerine bir seminer var. Biliyorsun 1-1-2015 tarihinden itibaren elektronik defter kullanma mecburiyeti az sayılı olsa belli firmaları ilgilendiriyor biliyorsunuz. Yine 28 Kasım'da torba yasayla ilgili bir seminerimiz var. Aslında bir şey yok torba yasada ama biraz da dedik zaman geçsin, tebliğler falan yayınlansın. Bu iki tane eğitimi zannediyorum bugün yarın en geç pazartesi günü rezervasyon açacaklar. Şimdi sevgili arkadaşlar benim konuşmamı şöyle değerlendirmenizi istiyorum. Ben buraya meslek siyaseti yapmaya gelmedim bugün. Çok net olarak bilmesini istiyorum. Burada geliş nedenimiz hepimizi yakından ilgilendiren, hakikaten tek tek hepinizi yürekten kutluyorum. Yani her ne kadar ricalar da olsa da ise de
Ama büyük bir bölümü buraya bir şeyler neler olup bittiğini öğrenmek adına geldiğinizi biliyorum. Başka bir boyutta geleceğinizle ilgili burada olduğunuzu biliyorum. Şimdi burada 90 öncesinde tanıdığım arkadaşlarım var. Simalar. Oda mücadelesiyle ilgili ciddi bir emek verildi. Yasallaşmasıyla ilgili. Yeni mesleğe giren arkadaşlarım var. Yeni girenlerin sayısı az gördüğüm kadarıyla. Esenlerden kaç kişi var burada arkadaşlar? Bir şeyler duysunlar. Evet. Gerisi Bağcılar, doğru mu? Evet. Esenlerden sayı çok az. Peki bağımlı çalışan kaç arkadaşımız var? Bağımlı çalışan meslek mensubu. Az mı? O kadar mı? Evet. Peki. Fena değil. Şimdi arkadaşlar, oda kurulduğu günden bu yana hep şunu hayal ettik, hedefledik. Bu meslek saygı bir meslek. Bu meslek itibar gören bir meslek. 25 yıldır en büyük hayalimiz hep bu olmuştur. Hep iyileri yapmaya çalıştık. Eğitimi bir yaşam tarzı olarak sizlerle paylaştık. Çok iyi hatırlıyorsunuz, süreli yayınları takip ediyordu. Bunlardan kurtuldu. Bugünkü anlatılanları da bu gözle bakmanızı istiyoruz. Buradaki arkadaşlarımın gördüğüm kadarıyla, tanıdığım kadarıyla hemen hemen büyük bir bölümünün, belki tek tük çıkabilir, tek başına bu işi sürdüren arkadaşlar, öyle mi arkadaşlar? Ortaklı kültürü olmayan ve sadece ve sadece de defter tutan bir camiye var karşımda. Öyle mi sevgili dostlar? Şimdi bunu şöyle bakmamız gerekiyor. Meslek nereye gidiyor boyutunda çok iyi irdelemek lazım. Uzunca zamandır bu düşüncelerimizi meslek kamuoyuyla paylaşıyoruz. Hep şunu ifade ettik. Bu meslek tek başına sadece defter tutan bir meslek olmadığını, bunun yanı sıra bir denetim işi olduğunu, bunun yanı sıra olmazsa olmazı danışmanlıklar olduğunu ifade ettik arkadaşlar. Bu üçü birbirinden ayrılmaz üç parça. Bu nedenle arkadaşlarımın anlatmış oldukları konuyu bir resmin bütünü olarak bakılması gerekiyor. İşte bizim şu anda arkadaşlarımın, üç arkadaşım anlattığı, Cemil'in anlattığı etik çok güzel ifade etti. Bir zorunlu olarak bir uygulama değil. Ama hakikaten itibarı hayal ediyorsunuz, saygını hayal ediyorsunuz. Bir mesleğin etik değerleri olmak zorunda. Yine güzel ifade etti. Ailen yazılı kuralları yok dedi ama etin yazılı kuralları var. Ama diğer konular, birazdan anlatacağım, diğer konular bu mesleğin geleceğin olmazsa olmazı sevgili arkadaşlar. Buna ben de dahil. Ben de sizin gibi tek başına bu işi sürdüren arkadaşlarınızdan bir tanesiyim. Dolayısıyla resmi bütüne şöyle bakmamız gerekiyor. Ya tek başımıza bu mesleği sürdürmeye devam edeceğiz ya da güçlerimizi birleştirip kurumsal yapımızı kurmak zorundayız. Bakın rakiplerimizin, bugün piyasanın büyük bir bölümünü elinde tutan rakiplerimizin işi yaptığı işi ben size söyleyeyim. Hepsi defter tutuyorlar. Yasalar uygun ha yaptıkları. Denetim yapıyorlar. Yüzden fazla danışmanlık yapıyorlar. Tam tersi yapıyorlar. Yok yok arkadaşlar. Hatta insan kaynakları işi yapıyorlar. Firmalara iş buluyorlar. Eleman buluyorlar. Peki nasıl olacak? Kafamızı eğmişiz öne. Bir defter tutma. Bir de bunu yaparken acımasız bir haksız rekabet. Tahsilat sorunu. Kendimiz yaratmış şeyler sevgili arkadaşlar. Zonguldak örneğini verdi Turgay arkadaşım. Bu program arkadaşlar yaşanarak üretilen bir program. Şimdi burada bunu yaratan biziz. Ben de sizin gibi bir on var. Mesleği sürdürüyorum. Çok samimi olarak söylüyorum. Her sene parasını almadığım müşteri paketleyip gönderdim arkadaşlar. Çünkü alamıyorsunuz ki. Adam 500 lirayı ödemeyen bir müşteri aylık ücreti, bu 5 bin lira olduğunu hiç ödemiyor arkadaşlar. Bunu yaşıyorsunuz.
Şimdi mesele şu. Bugüne kadar biz bunu sizin hesabınıza bıraktık. Yani ben bu işi bıraktığım zaman yeni firmadan bahsetmiyorum. Kurulmuş firmasına geldiği zaman açık bunun muhasibi kimdir diye sorduk mu arkadaşlar bugüne kadar? Neden geldiğini sorduk mu? Sormadık. Ama bu yazımı bunu takip edeceğiz, kusura bakmayın. Arkadaşlar biz bunu yapmadığımız zaman zaten devlet yapacak bunu. Çok net söylüyorum. Yeminleri, sözleşmelerini biliyorsunuz elektronik ortamda gönderiyor. Şimdi dolayısıyla sevgili arkadaşlar birinci şey bu resmin tümünde gerçekten itibarı, saygınlığı, daha iyi bir yaşam tarzını hayal ediyorsa birinci parçası olmazsa olmaz dediğimiz şey güçlerin birleştiği kurumsal yapılardır. Sevgili Erol da anlattı. Taksi rekabeti hiçbir şey demiyorum. Neden demiyorum? Ortadaki yazılım bitmiş bir yazılım arkadaşlar. Kasım ayında veya Aralık'ın başında yılbaşına kalmaz. Çünkü bazı meslek mensupları Ocak ayında itibaren sözleşme düzenine başlayacaklar. Yücel Bey'le de bir önce giderken konuştuk. Muhtemelen Aralık ayının başında bu program açılacak. Ben hayret ediyorum. 15 bin büro bunun nasıl farkında değiller. Arkadaşlar, bakın size bir örnek vereyim. Müşteri bilim listelerini meslek mensupları vermiyordu biliyor musunuz? Büyük bir bölüm. Kağıt ortamındaydı. Açıkçası biz oda olarak da bunu takip etme olanağımız yoktu. Biliyorsunuz İstanbul meslektaşlarım bunu elektrik ortama dönüştürdü. Bir rakam size söyleyeyim. 2012 yılı ile ilgili vermeyen kaç hoca arkadaşlar? 13-14 bin biliyor musunuz? 100 kişi. Demek sistem oturdu arkadaşlar. Takip ediyoruz. Sistem oturdu. Şimdi şunu unutmayacaksınız. Bu işin yolu sözleşmeyle başlıyor. Biz de sözleşmenin başka bir yani müşterinin, düzen müşterinin ta size kaldığı süreçte rekabet edip edilmediği, iki başka bir meslek yolu gidilen tüm süreci yakından takip ediyoruz sevgili arkadaşlar. Onun başkaları yok. Yani şunu demek istiyorum. Buradaki ortaya koyduğumuz çalışmalar hazırlanmak olan bir çalışmalar değil. Bitmiş çalışmalar. Yazılım tamam. Sevgili Erol Demir'in ifade ettiği kurumsallaşma hazır arkadaşlar anlattı biraz önce. Yani bunu yapacağız edeceğiz diye karşımızda değiliz. Yeter ki siz beynimizde, kafamızda, yüreğimizde artık bu bundan sonra bu böyle yürür deyip paylaşma kültürü oluşturmak anlamında destek isteyin. Zaten tüm bunun yorultasını arkadaşlarımız anlattılar. Şimdi arkadaşlar birinci nokta bu. İki, olmazsa olmaz konulardan bir tanesi ücret tarifesinin değişmesidir. Sayın Genel Sekreter anlattı. Zamanı endeks ücret tarifesi. Şimdi bakanlık son zamanları duyuyorsunuz. Meslek mensupları yapacağı iş sayısını sınırlayacağım diyor. Sınırlayamazsın. Dünyanın hiçbir yerinde meslektaşın müşteri sayısını sınırlayamazsın. Ne yaparsın? Yaptığın işin kaliteli olup olmadığını kontrol edersin. Bırakın. Bu kadar basit. Bizim zamanı elde ettiğimiz ücret tarifesi bunun üzerine kurulu. Kapasite üzerine kurulu. Yani bir büroda tek başına 100 tane müşteri nasıl baktığını bize izah etmek zorunda arkadaşlar. Çok net söylüyor. İşte zaman elde ettiğimiz ücret tarifesi bir boyutu bu. Kapasiteyi ortaya koyuyor. Meslek mensubunu. İki, hepimizin en büyük kavga ettiği haklı olarak da emek vermişim karşı almadığımız angarya ortadan kalkması gereken ücretin karşılanmasını sevgili arkadaşlar. Benim tahminim şu, bu sene Maliye Bakanlığı tarifi tüm sunacak, Sayın Genel anlattı. 1-1-2016'da bu tarifi yürürlüğe girer arkadaşlar. Hepsi hazır. 4-5 yıldır ürettiğiniz çalışma bu. Şimdi bir diğer konu sevgili arkadaşlar, bu iş olmazsa olmazı tahsilatın bankadan geçmesidir. Bu konuda da alınan yolu ifade edildi. Neden? Her şeyin temeli bu değil mi sevgili arkadaşlar? En büyük şikayetimiz parayı almamak boyutunda. Şimdi bir şey oturup düşünmek gerekiyor. Her yerde de söylüyorum. Herkes kapısının önünü temizleyecek sevgili arkadaşlar. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi?
200 lira ücret ödüyor meslekten, 100 lira mankus kesiyor. Hiç mankus kesmiyor. Hatta öyle bir sistem kuruyor ki bir vergi alacağı doğuruyor meslek mensubu. Bir yıl boyunca o vergi alacağıyla ne KDV ödüyor, ne muhtasar ödüyor. Çişiyor faturaları, basın yok burada, aile toplansın. Bilmiyorum bazı arkadaşlar sosyal medya meraklısı, başka şunu dediği iki dakikada geçerler. Ama ben ailemle konuşacağım arkadaşlar. Ben bunu konuşacağım, nerede konuşacağım? Yazıyoruz faturaları, vergi alacağı doğuruyoruz. Hatta çok güzel bir yaşanmış bir örneği var. Antep'te, Maalesef Bediş'e Antep'te meslek müdürlüğü geliyor. Adam yazmış 2 ton baklava, 1 ton tüp, 20 tane buzdolabı. Yaparsın arkadaşlar, bunu engel yok ki. İnşaat yapmazsın, 5 ton demir atarsın. Malmiş ayıklıyoruz. Ama ondan sonra birileri görür arkadaşlar. Yani özetle kapımızın herkes temizlemek zorunda, kusura bakmayın. Ha bunun arkasında ne olacak? Şu olacak. En büyük şikayet edilen konulardan bir tanesi, ki çok kolay bundan sonra bu işin düzenlenmesi. Para bankadan geçtiği zaman kayıtlı bir ekonomiye doğru geçiyor meslek mensubu. İşlerimizde bir vergi usulü geri ver çalışmaları var. Yapıp indiremediğimiz masrafların önemli bir kısmına bunları indirmesi sağlamamız gerekiyor. Bir başka konu ne var? Gelir KDV çelişkisi ortada kalacak sevgili arkadaşlar. Şu ana kadar bunu izah edemiyorsunuz ki. Parayı almadım. Neye göre almadım? Bir banka sistemi var. Bankadan geçmeyen para almadım para demek. Dolayısıyla bizim kısaca sevgili arkadaşlar gelecekle ilgili resmi tümünde bu 2 meslek kararı, 1 tebliğ, zamanı endeksi ücret tarifesi ve de tahsilat konusu gelecek dediğimiz olmazsa olmazımız. Bunu herkesin böyle bilmesini istiyoruz. Şimdi ben sözümü fazla uzatmayacağım. Sevgili İhsan arkadaşım işte bağımsız denetim konusunda da bilgi vermemizi istedi. Şimdi bir kere şunu da bir anlaşalım. Bağımsız denetim bir meslek midir? Meslek midir arkadaşlar? Efendim? Diyen var mı içinizde? Var mı bağımsız bir meslek diyen? Arkadaşlar ibretleyiz diyor. Bağımsız denetim bir meslek değildir. Kim diyorsa külliyen yanlış bir yönlendirme içerisindedir. Bakın aslında şunu yüksek sesle sahiplenmemiz lazım. Denetimin bağımsız olur mu sevgili arkadaşlar? Dış denetim vardır, iç denetim vardır. Zaten denetim, dış denetim mantık itibariyle bağımsız olmak zorundadır ya. Özü budur, bağımsız bir düzen kurulur. Ama kart vizitine siz, uyarıyorum buradan tüm meslek mensuplarını. Kart vizitine kendi ismi vererek söylüyorum. Yahya Erkan SMM bağımsız denetçi unvanı meslek yasasına aykırıdır arkadaşlar. Biri ihbar ettiği zaman bizi zorlukta bırakmayın lütfen. Çok açıkça söylüyorum. Ha muhasebe şirketinde bu bağımsız denetim olgusu bir engel yok. Ama meslek unvanının içine kart vizitinize bunu yazma şansına sahip değilsiniz. Ben bunu Ankara'da da anlattım. Türkiye Muhasebe Kongresi'nde. Arkadaşlar da sosyal medyada makara geçiyorlar benimle. Edebilirler. Saygı da duyuyorum. Ama ben belgeli konuşan bir arkadaşımızım. Bu bağımsız denetimle ilgili yıllardır uğraşan biliyorsunuz. O da sırası firmalar. Doğru mu? Hepsinin merkezi İstanbul'da. Ve bunların başkanları hepsi İSMO'nun üyesidir. Söyleyeyim. Hepsini yakından tanıdığım arkadaşlarımız. İşte kartlaşırız böyle. Ben bir tanesinin kartında bağımsız denetçi ibaresini rastlamadım arkadaşlar. Çıkarsın bana birisi göstersin. Üst düzey yöneticilerin, başkanlarının, partnerlerin, ortak hiçbir kart vizitinde işte Ahmet bilmem ne, SMM yazıyor arkadaşlar Türkçesi. Şimdi bir kere burada netleşelim. Yasanın 2. maddesinde açık bir hüküm var. Diyor ki mali müşavir mesleğini ben yeni aldığıyla finansal tabloyu düzenler, denetim işiyle uğraşır ve danışmanlık yapar. Bir şey kaldı, bunu her yerde de söylüyorum. Serbest sözcü mutlaka kalkmak zorunda sevgili arkadaşlar. Ben bunu anlamış değilim ya. Ha başını biliyorum.
Bu yasa çıkarken yemine mani şahidi bir aracılık olarak verildiğini biliyoruz. Ama avukat bağımlı da çalışıyorsa, avukat serbest de çalışıyorsa avukat. Doktor da aynı. Neden serbest muhasebeci mani şahidi? Bağımlı arkadaşlarım var burada, sayısı az da olsa. İnandığımda savunucu söylüyorum bunu. Şu andaki meslek mevzuatına göre bağımlı çalışan arkadaşım işin ünvanı kullanılıyor arkadaşlar. Böyle saçmış olabilir mi? Mali müşavir olmuş, emek vermiş, ruhsatını almış. Çalıştığı işlerin ruhsatını azmış, o kullanamıyor. Bundan düzelecek sevgili arkadaşlar. İşin sonlarına geldi. Çok net söylüyorum. Başkanım burada müdahale etme. Yok, sözüm bitsin, soru sorabilirsiniz. Sözüm bittikten sonra her türlü soru kısmını açacağım onu. Şimdi dolayısıyla sevgili arkadaşlar, bağımsız denetimle ilgili baktığımız boyut bu. Oynanan bir oyun var. Boyunu da herkesin görmesi lazım. Ayrı bir yapılanmış gibi dernekler kurulabilir. Hiçbir itirazım yok. Sivil toplum örgütlemelerine hiçbir itirazım yok. Ama hiçbir Allah'ın gücü TÜRMOB'un 95. camiası ne bölebileceklerdir, ne parçalayacaktır. Herkes böyle bilsin. Biz oyunun nereye doğru gittiğini çok iyi görüyoruz. Şimdi arkadaşlar, gelelim bağımsız denetim geldiğimiz boyuta. Bakın biz başından beri 3 tane nokta söyledik. Bir tanesi ki sizlerin de katıldığı, TÜRMOB bağımsız denetim eğitimleri kabul edesin. Öyle mi arkadaşlar? Gittiğim her yerde de soruyorum. Ve çok diyebiliyorum bu süreci, yakından takip ediyorum. Kamu Gözetim Kurumu'nun akredi ettiği üniversiteye giden arkadaşlarımız sadece parayı vermekten başka bir şey yapmamışlardır. Bu kadar iddialı konuşuyor. Hatta ya sen parayı ver de gelmeden tamamla diyenler de olmuştur. Birçok üniversite. Yine aldığı bilgiye göre bugüne kadar bu eğitimlere katılıp başarmayan tek kişi yoktur arkadaşlar. Hangisi doğru? Bu ülkenin kaynaklarını ki tüm onu vermiş olduğu bağımsız eğitimleri çoğunuz katıldınız. Ayrıca üniversite rant sağlamak doğru mu sevgili arkadaşlar? Soruyorum size. Biz şunu söyleyelim. TÜRMOB'un bağımsız eğitimine katılan arkadaşların eğitimini kabul edin. Veya değerlendirin dedi. İkinci nokta, inandığımız noktadır bu. 15'ini dolduran doldurmayan. Bana bir izah etsin ya. Tecrübe var, bunu biliyorum. Yani bir meslek mevzusu olan kişinin birçok ülkede 3 yıl, 5 yıl iş tecrübesi aranıyor, bunu biliyorum. Ama 15'in mantığını bana kim anlatacak? 14 yıl, 11 aydan dolayı arkadaşım giremiyor, 15 yıl dolmadı diye öbürsü giriyor. 15 yıllıkla ilgili sorun yok arkadaşlar, geleceğim bir son olarak. 15 yıllıkta sorun parayı vermek, düdüğü çalmak olayı. Çok açıkça söylüyorum ben. Doldurmayanlar, biz bunu arkadaşlar esneteceğiz, kusura bakmayın. Kamu Gözetim Kurumu da bunu esnetiyor. Ne yapıyor 15'in hesabında? Diyor ki lisans mezunu 4 üniversite sayıyor. 2 ve 3 stajını sayıyor. Odadaki geçen mesleki üye işini sayıyor. Eğer bunun dışında diyor odaya kayıt olmadan mesleği sürdürmüşsen diyor getir onu da sayabiliyor. Yüzden diyor ne var arkadaşlar elinizde bizim. Orada bir esneme olacak onu söyleyeyim. Bunu herkes biz 15'in doldurmayan arkadaşlara yüklüyor. Ama asıl sorun arkadaşlar, asıl sorun bu sınav boyutudur. Buna inanmıyoruz. Ben bunu birçok yerde deklar ettim. Burada da çok rahat bir şey deklar edebilirim. Nedir konu biliyoruz arkadaşlar? Bu mesleğin geleceği gençlerdir. Herkes elini vicdanına koysun. Bugün bu mesleği tercih eden bir kişi staja başlama sınavına giriyor. Önce 4 üniversite bitiriyor. Staja başlama sınavına giriyor. 3 staj yapıyor. Yeter sınavına giriyor. Bir kurum yetmez bir daha sınav yapacaktır arkadaşlar. Ben bunu anlamam mümkün değil. Ben İSLO başkanı olarak kesinlikle siyaset yapmadan herkes bilmesini istiyorum. Bu gençlerin sınav hakkı düzeceklere ben bu şeyi barış vurmayacağım arkadaşlar lisanslarım. Açıkça söylüyorum bunu. Çünkü böyle bir şey yok ya. Şimdi bu üç konuyla ilgili TÜRMOB ve odalarımız, başta İstanbul odamız, başından beri bu üç çizgiyi anlattık olayı. Neyse araya şu girdi, bu girdi. Kamu Gözetim Kurumu, birileri sokuldu devreye. Bir çalışma komisyonu olmuştu. Bu çalışma komisyonu ile ilgili çalışmalar bir noktaya geldi.
Yani örneğin sınavla ilgili boyutta TÜRMOB'un sınav yönetmeni değiştirip bunu aşılabileceği boyutuna gelmiştim. Hatta biliyorsunuz hepiniz şu anda yeni mesleğe giren arkadaşlarımızın SPK dersi eklendi. Hemen onu söyleyeyim. SPK ile ilgili olan ders boyutu stajyer arkadaşlarımız 1-1-2015 staj sınavı kazanan arkadaşlarımıza dahil olacak. Ha, diğer dersleri de denetim ağırlıklı bir boyuta getirirsin ki finansal tabloyu düzenlemek, denetlemek gibi bütün olarak baktığımızda sınav yönetimini değiştirmiş aşılabilir. 15 yıldaki gelinen boyutu ifade etti. Diğer konuya gelince arkadaşlar, ibretle izliyorum. Neden ibretle izledim konu? Kamu Gözetim Kurumu bir üniversiteyle anlaşma yapıyor. Akreditasyon anlaşması. Bu üniversitenin adını vereyim, Ankara Üniversitesi. Ve Ankara Üniversitesi de TÜRMOB bir protokol imzalıyor. Yani 15 yılın doldurup bugüne kadar girmeyen arkadaşlarımızla ilgili TÜRMOB'un koordinatörlerinde odalarımız aracılığıyla, odalarımızın eğitim olanaklarından yararlanarak bir geri kalan arkadaşlarının sorunu çözme girişimi var. Hemen şunu söyleyeyim. Hiç kimse endişe duymasın. Bizim başından bir inanın nokta şu, bu süreçte hiçbir arkadaşım, tek bir arkadaşım da mağdur etmeyeceğini her yerde ifade etti. Size kim ne söylüyorsa inanmayın, bu eğitimler 31 Aralık 2014 tarihinde tamamlanmak zorunda değildir. Başvuru yapılması yönündür sevgili arkadaşlar. Yani 31 Aralık 2014 tarihinden önce başvuru yapıldığında o başvurular doğrusunda bu eğitimler bir plan çerçevesinde tamamlanacak. Yani eğitimlerin 2015 yılına sarkmasının hiçbir engel yok yasal olarak. Bunu çok iyi bilmenizi istiyorum. Başvuru son tarihi 31 Aralık 2014. 2015'in sonunda tamamlanacak. Şimdi geliyorum, bitiriyorum sözümü. Şimdi işte bir üniversite ayaklandı. İsim vermeyeceğim. Vermek de istemiyorum ama biliyorsunuz kim olduğunu. Ve ibret veriyorum arkadaşlar. Üniversiteler bu kadar rant kapısı mı ya? Yani anlamam mümkün değil. Yok efendim düşük para alınacakmış, alınmayacakmış. Yok efendim işte onlar 13-14 gün gittiler, bu süre azaltılacakmış. Ve vicdansız ya. Sene verdiği üniversitelerde bir tek başarısı olan yok ki yani. Neyin hesabını yapıyorsun sen? Şimdi bu TÜRMOB'un Ankara'da yaptığı üniversite işbirliğini birileri şu anda çomak sokmak istiyor sevgili arkadaşlar. Benim söyleyeceğim mesaj şudur. 11 Ekim'de Ankara'da Başkanlar Kurulu toplantımız var. Net olarak orada bu gelişme netleşecek. Ben bugüne kadar bekleyen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Erken başvuranlığında hiçbir avantaj elde etmedin, herkes çok iyi biliyor. Yani 3 ay, 5 ay, 6 ay üstünde başvuran arkadaşlarla önce başvuran arasında hiçbir farklılık yoktur. Son anda başvuran arasında hiçbir farklılık olmayacaktır. Mesela o eğitimlerin tamamlanmasından başka bir formalite boyutu değildir. Bunu herkesin böyle bilmesi gerekiyor. Bir hafta daha bayram sonrası kadar beklemenizi istiyoruz. Biz sonuç itibariyle bir tek arkadaşımızın dahi bu süreçle ilgili mağdur olmasından yana değiliz. Başka bir cümle söylüyorum. Asla da mağdur ettirmeyeceğimizi herkesin bilmesini istiyorum. Benim gerek bugünkü gündemle ilgili, gerek özellikle çok merak ettiğiniz bu süreçle ilgili aktaracağım konular bunlar. Tekrar buraya katılmanızdan dolayı siz sevgili meslektaşlarıma, tüm kurullarım adına sevgiler, saygılar sunarım. Teşekkür ederim. Evet, sorularınız varsa yanıtlayabiliriz. Buyurun. İsminizi... Buyurun. Ben SPK 94 yılında sevgili stajım var benim. Kamu gözeti bunu kabul etti. 15 yıllık kategoride ben başvuru yaptım. Ama SPM ben 2011 yılında oldum. Daha sonra SPK'dan deneyimden 80 aldım. Diğer iki dersimde ticaretimi tamamladım. Bu sefer şu an benim 1,5 yılda diplomam çıkmıyor. Şöyle bir şey bana söyleniyor. Bize çalıştığınız firmalardan yaz alın dendi. Benim muhasebenin sevgi dersinin sorumlu olduğuma dair yazılarımı aldım, teslimat yaptım. Bana bu arada şey deniyor ama bu tebliğde detaylı yazmıyor bunlar.
onların şeyini yazmıyor, şey deniyor, şu an işte gazetede adınız yok. Benim gibi 1200 kişi varmış bu durumda, benim araştırdım. Bize hayır denmedi. 1,5 yıldır benim sonuç çıkmadı. Ben sürekli başkanla da Rafet Bey'le de diyalog halindeyim ama hiçbir sonuç çıkmadı. Hayır denmiyor, dava açacağız. Hayır, hayır. Hiçbir şey olmaz. Sakin olun. Önemli olan süreci tamamlamanız ama ben mümkünse vaktimiz de dar. Münferit olaylardan ziyade genel boyutları konuşalım. Sizin olayınızı değerlendirilir, orada bir sorun yani, yok. Komiteleri ben ekran kurmak istiyorum. Hani ben bir ayrıcalık istemiyorum. Ben hakkımı istiyorum. Elbette. Zaten aynı şeyleri söyledik farkındaysanız. Yani arkadaşımız çok güzel teyit etti uygulama olarak. Yani eksik kalan süreleri, çalıştığı süreleri evet, bana getir, tamamlayayım diyorum. Sevgili buyurun sen. Peki. Teşekkür ederim. Buyurun. Sevgili başkanım. Haziran 28 Haziran sürecinde kısa fakültesi eğitimlerine katıldım. Başlangıç olarak 13 tane var, müşavir vardı. Bir tanesi sizin şube sorumluluğunuz. Bu hangi eğitimlerden bahsediyorsunuz? Kısa fakültesi eğitim. Yani bağımsız, yani kamu gözetim kurumu eğitimler. Evet. Sizdiniz ki eğitimler ve imtihanlar ilk günden itibaren bakın, birincisi ben polemiğe girmek istemiyorum. Yani %100 başarılı olan bir yerdeki nasıl bir eğitim yapımını biliyoruz. Ona polemiğe girmeyeceğim sizinle. Yok. Biz biliyoruz. Hiç ona, ben sizinle özel tartışmaya girmeyeceğim. Şimdi benim bahsettiğim nokta şu. Şimdi kurumun verdiği kimlik beni zerre kadar ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren nokta şu. 3.62 meslek yasasında mesleki ünvan dışında başka ünvan kullanamazsın diyor. Dolayısıyla o da kartvizitinizde siz bu ikinci ünvanı yazamaz. O ünvan değildir. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bu kadar açık. Yaptığınız zaman biri sizi bize şikayet ettiği zaman odanın kurulları gereğini yapmak zorundadır. Bu bizim kendi özel bir tasarrufumuz değil. Bunu verelim. Buyurun. De size şu soru soruyor. 1989 yılında bu kanun 3 tane meslekle çıktı. Serbest muhasebeci, 2 serbest muhasebeci mali müşavir, 3 gelinli mali müşavir. Bu zamana kadar da biz bunlarla geldik. Bizim önümüzde vizyon da buydu. Peki dünyanın neresinde görülmüş gelinli mali müşavirliğin bir meslek oldu? O zaman bu meslekse, bunun odası varsa, mali müşavirliği odası var ve meslek ayrımı 1989'da başladı. Ve bunun takibinde serbest muhasebeci arkadaşlar, yani bu zamana kadar üniversite mezunu değil bu arkadaşlar, 89'daki bir takım eksikler kapanmak için. Arkadaşlar birkaç dakikada beklerseniz bitiriyorum. Birlikte ayrılalım. Çıkarken bir sizi uğurlamak istiyorum, elini sıkmak istiyorum. Çok kısa bir toparlayacağım. Evet, özet söylersin hocam. Arkasında evet. Bütün meslek mensupları hepsi ayrı bu. Şimdi ben de avukat örneği gösterdiniz. Ben de soruyorum, hiçbir avukatın önünde serbest bilmem ne var mı? O zaman bütün işleri kaldırın, tek bir mali müşavir yapın, bütün bu sorunlar da kalksın. Şimdi arkadaşlar, bir kere cümlelerde çelişmeyeceğiz. Ama son şeyim, Ali Örgüncüm doğru. Şimdi nedir konu? Konu şu. Şimdi bu yasa çıkarken serbest muhasebe biz itiraz ettik. Mali müşavir muhasebe derneği itiraz ettik. O gün süreçte doğruydu. Neden? Üniversite mezunu olmayan yıllardır bu mesleği yapan arkadaşlarımızın ekmekler elinden gitmesine bu ünvan çıktı. Aslında o günkü bu işi yapanlar da mali müşavir ünvanı demiş olsaydı bu tartışmış olmayacak. Bunu anlaşalım. Ben başından beri içindeyim biliyorsunuz. Birinci nokta bu. Hayır. Şimdi birinci nokta bu sevgili dostum. Birinci nokta bu. İki, aynen katılıyorum. Ve zaman zaman her yerde de bunu anlatıyorum. Dünya hiçbir yeminli maaşlı meslek yok. Yasa çıkarken Maliye Bakanlığı, hatta Yücel de biraz önce anlattı, yönetim mantığına varıncaya kadar
Bugün 95 kişilik bir camiye var. 5 bin yeminliği, 4 kişi temsil ediyor, 5 kişi temsil ediyor. Başkan da onlardan. Böyle bir süreç olur. Şimdi aynen doğru. Ama bağımsız devletin meslek midir sorusunu bununla bağdaşmıyor. Neden? SMD, SMM'de, YMM'de bir uzmanlık alanı. Meslek tek aslında. Marmışar bir mesleği. Yani burada çelişkiye düşmeyelim. Dediğiniz doğru. Yeminli mali müşavirlik bir uzmanlık alanı. Yani mali müşavirin yaptığı işin yanı sıra tam tasdik yaparak bir uzmanlık alanı var. Bu bir ayrı meslek değil olay. Burada anlaşalım olayı. Şimdi işte bakın bir şey söylüyorum. Bunlar ne biliyor musunuz? Uzun hikaye. Eğer Türk Ticaret Kanunu bizim düşündüğümüz gibi hayata geçmiş olsaydı, yani neydi? O denetim kolonu yıkılmamış olsaydı, tüm firmalar limited manuskriptler denetime tabi olmuş olsaydı, ne olacaktı biliyor musunuz? Yeminlerin en büyük telaşı başından beri buydu. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir finansal tablo, uluslararası muhasebe standartını veya düzeltiyorum, Türkiye muhasebe standartına göre düzenlendiği zaman ve de denetlendiği zaman ayrıca tam tasdik olur mu değerli dostum? Olmayacak. O yüzden adamlar hep işi bulaştırmaya çalıştılar, karıştırmaya çalıştılar. Ama şuna inanıyorum ben. Bakın, bizim ne iş yaptığımız kimse bilmiyor. Müşteri bilmiyor. Arkadaşlar problem burada. Biz güçlü yapılarımızı kaliteli hizmetinde ortaya koyduğumuz zaman o zaman bizim itibarımız ve talepimiz farklı noktaya girecek. Bakın biz büyük bir bölümünün 1 milyon esnafın defterini tutuyoruz. Beyanların tablosu ortada arkadaşlar, kurban olsun. Gelir vergisinde payı %2 toplanan vergi. %2 ya. Adam Ankara'dan seni gözetliyor. Ama taviz vermeden birbirimize dayanışma içerisinde açık ifadeyle söyleyeyim. Müşterinin dediğini yapmayıp normal bu iş yaptığımız zaman arkadaşlar bu meslek nereye gidecek hayal edebiliyor musunuz? Hayat bizi oraya getirecek, onu ifade etmeye çalışıyorum. Bunu başka yolu yok. Bir arkadaşla alacağım, bitireceğim. Buyurun. Evet, teşekkür ederim. Uzun zamandır İsminiz nedir? Nuray Dündemir, mali müşavir. Buyurun Nuray. Uzun zamandır da özellikle yazıyorum odanıza da. Programınızı çok beğendim. Onu önce istirham edeyim, bu haksız rekabetle ilgili. Orada bir eksiklik görüyorum. En son bölümünde o sözleşmeyi bir de bankaya gönderirsek, bizim adımıza banka takip ederse o sözleşmeyi, tıpkı hani kredi yapıyoruz, sözleşmeleri nasıl ödüyorsak, müşteri de gitsin, bizim adımıza oraya ödesin, biz uğraşmayalım da. Ben de paramı alayım, vergiyi göndereyim Ankara'ya, nereye gidecekse yani, müşteri de vergilerini. Böyle bir şey eklenebilirse, çalışmanıza eklenebilirse, oradan bir imkan sağlayalım. Anlaşma olduğumuz bankalarla, sorun değil. İBAN numaranızı yazalım altına, gidin bankaya koyalım sözleşmemizi. Sözleşmemizi orada imzalasınlar bankada, bu kadar basit yani. Hiç muhatap olmayalım yani. Şimdi arkadaşlar, bu kadar basit yani. Sizden alayım son olsun. Yani ben arkadaşı uğurlamak istiyorum. Daha sonra tekrar bir araya gireceğiz. İsminiz nedir? Şahin Nazlı. Şahin'cim buyur. Tek bir ünvan altında birleşebiliriz. Yani bağımsız mali müşavir ünvan altında bütün odalar ne olur şu bağımsız gıcık kapıyorum. Bizim de evliliğinde kullanmayın onu ya. Yani için arkadaşlar mesleğin temel karakterizi bağımsız olmak zorunda. Yapmayın. Bağımsız avukat gördüm, bağımsız doktor var mı arkadaşlar? Yapmayın. Ne olur. Bir, ama bir araya gelecek hayal getiriyor. Şimdi bakın. Bu bahsettiğim firmalar size yani döneceğim. Bitirdim. Şimdi adam zaten aslında tek bir iş yapıyor. Ne iş yapıyor biliyor musun? Bu kurumsal firmalar. Muhasebeden gelir elde ediyor arkadaşlar. Her iş yapıyorlar. Anlattım size biraz önce. Yok yok adamlar. Aslında tek. Yeminisi orada aynı onun seviyesinde. Manuş aynı seviyede hepsi arkadaşlar. Neyse. Şimdi şöyle söyleyeyim sizin söylediğinize. Bakın arkadaşlar. Karşınıza somut bir yazılımla geldi. Hazırlıyoruz diye gelmedi karşı. Bitmiş bir programla geldi. Bu program dört dörtlük olduğunu iddia etmiyoruz. Bu programı birlikte zenginleştireceğiz. Birlikte daha mükemmel hale getireceğiz. Lütfen konuya böyle bakın. Tamam. O anlamda her türlü önerinizi açığız. Burada mesele şu. Haksız rekabet herkesin en temel sorunu mu sorunu mu? Bu işi çözecek miyiz? Çözecek. Aha işte program arkadaşlar. Bunun başka yolu var mı? Yok. Ben tekrar ilerledi. Katılan tüm arkadaşlara, yine sevgili temsilcilerime, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sizlere ailelerinizle, yakınlarınızla huzur dolu, mutluluk dolu, sevgi dolu
bayramlar diliyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Thank you.